Ebu Talib'in himayesinde. Dedesinin vefatından sonra kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşından itibaren amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı ve onun himayesinde büyüdü. O zaman Ebu Talib de babası Abdülmuttalib gibi Mekke'de Kureyş'in ileri gelenlerinden sevilen, saygı gösterilen ve sözü dinlenilen bir zat idi. O da Peygamber Efendimiz'e büyük bir sevgi ve şefkat gösterdi. Onu kendi çocuklarından çok sever, yanına almadan uyumaz, bir yere gitmez ve sen çok hayırlısın, çok mübareksin derdi. O elini uzatmadan yemeye başlamaz, önce onun başlamasını isterdi. Bazen de ona ayrı sofra kurdururdu. Sabahları uyandığında yüzünün ay gibi parladığını, saçlarının tarandığını görürlerdi. Ebu Talib'in fazla malı yoktu, ailesi de kalabalıktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi himayesini aldıktan sonra bolluğa ve berekete kavuştu. Mekke'de vuku bulan kuraklık sebebiyle halk sıkıntıya düştüklerinde Ebu Talib onu Kabe'nin yanına götürüp dua etti. Onun bereketiyle bol yağmur yağdı. Kuraklıktan ve kıtlıktan kurtuldular. Rahip Bahira, sevgili peygamberimiz 12 yaşlarındayken bir gün Ebu Talib'in ticaret için sefer hazırlığı yaptığını gördü. Kendisini götürmek istemediğini anlayınca Ebu Talib'e "Bu şehirde beni kime bırakıp gidiyorsun? Ne babam var?" ne de bir acıyanım buyurdu. Bu söz Ebu Talib'e çok tesir etti. Onu da yanında götürmeye karar verdi. Ticaret kervanı uzun bir yolculuktan sonra bu sırada Hristiyanlara mahsus bir manastırın yakınında konakladı. Bu manastırda Bahira adında bir rahip kalıyordu. Önceden Yahudi alimlerinden iken sonradan Hristiyan olan bu bilgili rahibin yanında elden ele geçerek saklanan bir kitap vardı ve sorulanlara ondan cevap verirdi. Kureyş'in kervanı daha önceki yıllarda buradan defalarca gelip geçmesine rağmen hiç ilgilenmemişti. Her sabah manastırın damına çıkıp kafilelerin geldiği yöne bakar, arayış içinde merakla bir şeyler beklerdi. Rahip Bahira'ya bu defa bir hal olmuş ve heyecanla irkilip yerinden fırlamıştı Çünkü Kureyş kervanı uzaktan görününce üstünde bir bulutun da onlarla birlikte süzülüp geldiğini fark etmişti Bu bulut Peygamber Efendimizi gölgelemekteydi Kervan konaklayınca Bahira Habib Ekrem Efendimizin altına oturduğu ağacın dallarının üzerine doğru eğildiğini de görerek iyice heyecanlanmıştı derhal sofralar kurdurdu. Sonra adam göndererek, Kureyş kervanında bulunanların hepsini yemeğe davet etti. Kervanda bulunanlar, sevgili peygamberimizi mallarının yanında bırakıp, rahibin yanına gittiler. Bahira, gelenlere dikkatle bakıp, Ey Kureyş topluluğu! içinizde yemeğe gelmeyen var mı? diye sorunca, Evet, bir kişi var, dediler. Çünkü Kureyşliler geldiği halde, bulut hala oradaydı. Bunu görünce kervanda birinin kaldığını anlamıştı. Rahip Bahira ısrarla onun da gelmesini istedi. Gelir gelmez ona dikkatle bakmaya ve incelemeye başladı. Ebu Talibe bu çocuk senin neslinden midir dedi. Ebu Talip oğlum deyince Bahira, Kitaplarda bu çocuğun babasının sağ olmayacağı yazılı. O senin oğlun değildir dedi. Bu sefer Ebu Talip, O benim kardeşimin oğludur diye cevap verdi. Bahira'nın, Babası ne oldu sorusuna da, Babası doğmasına yakın öldü dedi. Bahira, Doğru söyledin. Annesi ne oldu deyince, O da öldü diye cevap verdi. Bunlar karşısında, doğru söyledin diyen Bahira, Peygamber Efendimiz'e dönüp, putlar adına yemin verdi. Sevgili Peygamberimiz, Bahira'ya, putların ismiyle yemin verme. Dünyada bana onlardan büyük düşman yoktur. Ben onlardan nefret ederim, buyurdu. Bahira, bu sefer, Allahü Teala adına yemin verip, uyur musun, dedi. Gözlerim uyur. Fakat kalbim uyumaz buyurdu. Bahira daha pek çok sualler sorup cevaplarını aldı. Aldığı cevaplar önceden okuduğu kitaplara aynen uyuyordu. Sonra sevgili peygamberimizin mübarek gözlerine bakıp Ebu Talib'e bu kırmızılık mübarek gözlerinde devamlı durur mu diye sordu. O da evet gittiğini görmedik dedi. Bahira, bu alametin de uygunluğunu görünce kalbinin yakin hasıl etmesi için mührü nübüvveti görmeyi istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem edeplerinden mübarek sırtını açmak istemediler. Ebu Talip ey gözümün nuru bu arzusunu da yerine getirdiğince mübarek sırtını açtı. Bahira mührü nübüvveti bütün güzelliğiyle doya doya temaşa etti. Heyecanla öptü ve gözlerinden sel gibi yaşlar boşandı. Sonra da ben şahadet ederim ki sen Allahü Teala'nın resulüsün dedi. Sesini daha da yükselterek işte alemlerin efendisi, işte alemlerin Rabbinin resulü işte Allahü Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği büyük peygamber dedi. Orada bulunan Kureyşliler hayret ederek Muhammed'in bu rahip yanındaki kıymeti ne kadar fazlaymış dediler. Bahira Ebu Talib'e dönerek bu peygamberlerin sonuncusu ve en şereflisidir. Bunun dini bütün yeryüzüne yayılır ve eski dinleri nesheder. Bu çocuğu Şam'a götürme. Zira İsrail oğulları ona düşmandır. Korkarım ki, mübarek bedenine bir zarar verirler. Bunun hakkında çok ahd ve misak olmuştur, dedi. Ebu Talip, bu ahd ve misak nedir, diye sorunca, Allahü Teala bütün peygamberlerden ve en sonda, İsa aleyhisselam'dan ümmetlerine ahir zaman peygamberinin geleceğini bildirmeleri üzerine söz almıştır dedi. Ebu Talip Bahira'nın bu sözleri üzerine Şam'a gitmekten vazgeçti. Mallarını bu sırada satıp Mekke'ye döndü. Bahira'dan işittikleri Ebu Talib'in ömrü boyunca kulaklarında çınladı. Peygamber Efendimizi daha da çok sevdi. Ona ölünceye kadar korudu ve her işinde yardımcı oldu. Her haliyle faziletler ve güzellikler sahibi ve müstesna bir insan olan sevgili peygamberimiz büyümüş ve 17 yaşına girmişti. Bu sırada Yemen'e ticaret için giden amcası Zübeyr ticaretinin bereketli olması için onu da yanında götürdü. Bu seferde de nice harikulade halleri görüldü. Mekke'ye döndüklerinde onun bu halleri anlatıldı ve Kureyş kabilesi arasında bunun şanı pek yüce olacak diye söylenmeye başlandı. Senin aşkın kamu derde devadır ya Resulallah. Senin katında hacetler revadır ya Resulallah. Senin nurun gören gözler ne ay gözler ne yıldızlar. Nurundan gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Terinden açılır güller, sözünden şeh düşekkerler. Seninle hasta gönüller şifadır ya Resulallah. Habibsin padişahlara, tabipsin derdu ahlara şefaatin günahkara safadır ya Resulallah. Şeyyat Hamza Gençliği ve Evlenmesi Her bakımdan, insanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselam, daha gençlik yıllarında, Mekke halkı arasında, akranlarına göre çok beğenilmiştir güzel ahlakı, insanlara görünmemiş bir şekilde iyi davranması, sakinliği, yumuşaklığı ve diğer üstün halleriyle sevilmiştir. İnsanlar, bu hasletlerinden dolayı ona hayran olmuştur. Mekke halkı, gördükleri şaşılacak derecedeki doğru sözlülük ve güvenilirlikten dolayı ona el-emin yani kendisine her zaman güvenilir lakabını verdiler böylece gençliğinde bu isimle meşhur oldu peygamberimizin gençlik yıllarında araplar koyu bir cahiliyet devri yaşıyorlardı puta tapmak içki kumar zina faiz ve daha birçok çirkin işler aralarında yaygınlaşmıştı muhammed aleyhisselam Onların bu bozuk hallerinden son derece nefret eder, her kötülüklerinden daima uzak dururdu. Bütün Mekke halkı onun bu halini bilirler ve hayret ederlerdi. Putlardan şiddetle nefret ettiği için asla yanlarına yaklaşmazdı. Putlar için kesilen kurbanların etlerinden hiç yemedi. Çocukluğunda ve gençliğinde kendine ait koyunları Cihat Dağı ve civarında güder, geçimini böyle sağlardı. Bu şekilde aşırı derecede bozulmuş olan cemiyetten uzak dururdu. Bir defasında eshab-ı kirama, koyun gütmeyen hiçbir peygamber yoktur buyurmuştu. Ya Resûlallah, siz de güttünüz mü? dediklerinde, evet, ben de güttüm, buyurdu. Sevgili Peygamberimiz, 20 yaşlarında bulunduğu sırada Mekke'de asayiş tamamen bozulmuştu. Zulüm son derece yaygınlaşıp mal, can ve namus emniyeti kalmamıştı. Mekke'nin yerli halkı ticaret ve Kabe'yi ziyaret için gelen yabancılara haksızlık ve zulm ediyorlardı. Zulme uğrayan kimseler haklarını almak için müracaat edecek bir yer bulamıyorlardı. Bu sırada ticaret maksadıyla Mekke'ye gelen Yemenli bir tüccarın malları, As bin Vâil adında bir Mekkeli tarafından zorla elinden alınıp gasp edilmişti. Bu hadise üzerine Yemenli, Ebu Kubeys dağına çıkıp, feryat ederek, hakkının alınması için kabilelerden yardım istedi. Artık zulmün had safhaya ulaştığını dile getiren böyle hadiseler üzerine, Haşim ve Zühre oğullarıyla diğer kabilelerin ileri gelenleri Abdullah bin Cüd'an'ın evinde toplandılar. Yerli yabancı hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasına, zulme mani olmaya ve haksızlığa uğramış olanların haklarını almaya karar verdiler. Bu maksatla bir adalet cemiyeti kurdular. Sevgili Peygamberimizin genç yaşta katıldığı, ve kuruluşunda da çok tesirli olduğu bu cemiyete Hilfül Füdul denildi. Daha önce Fadl adında iki kişi ve Fudail adında biri tarafından da böyle bir cemiyet kurulmuştu. Onların önceden kurdukları cemiyete izafeten bu isim verilmişti. Bu cemiyet zulmü önleyip Mekke'de bozulmuş olan asayişi yeniden kurdu. Tesiri uzun müddet devam etti. Resulullah Efendimiz kendisine peygamberlik bildirildikten sonra eshab-ı anlatıp Abdullah bin Cüd'an'ın evinde yapılan yeminleşmede ben de bulundum. Bana o yeminleşme kırmızı tüylü develere servete sahip olmaktan daha sevimlidir. Şimdi de böyle bir meclise çağrılsam icabet ederim buyurdu. Ticaretle meşgul olması Mekkeliler, öteden beri ticaretle uğraşarak, geçimlerini bu yoldan sağlarlardı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, amcası Ebu Talip de ticaretle uğraşırdı. Sevgili Peygamberimiz, 25 yaşlarındayken, Mekke'de geçim sıkıntısı iyice artmıştı. Bu sebeple Mekkeliler, Şam'a gitmek üzere, büyük bir ticaret kervanı hazırladılar. Bugünlerde Ebu Talip Resulullah Efendimize gelip "Ey muhterem yeğenim, fakirlik son haddine ulaştı. Kıtlık ve mücadele ile geçirdiğimiz bu son yıllar elimizde avucumuzda bir şey bırakmadı. İşte Kureyş kervana hazırlanmış, Şam'a hareket etmek üzeredir. Hatice Hatun da kervanla mal gönderecek. Mutlaka bu işi yapacak güvenilir kimseler arıyordur muhakkak ki senin gibi emin temiz ve vefakar bir kimseye ihtiyacı vardır gidip bir konuşsak da senin vekil olarak gitmeni sağlasak iyi olacak şüphesiz seni başkalarına tercih eder aslında ben senin şama gitmeni istemiyorum zira oradaki yahudilerin sana bir zarar vermesinden korkuyorum fakat başka çare de bulamıyorum dedi. Peygamber Efendimiz ona sen nasıl istersen öyle yap buyurdular. Hazreti Hatice güzelliği, malı, aklı, iffeti, hayası ve edebiyle Arabistan'da büyük şöhreti olan bir hanımefendiydi. Bu sebeple her taraftan kendisine talip olan ve rağbet eden pek çok kimse vardı. Fakat gördüğü bir rüya gereği, o hiç kimseye iltifat etmemişti. Rüyasında, gökten ay inip, koynuna girmiş, ayın nuru koltuğundan çıkıp, bütün alemi aydınlatmıştı. Sabahleyin bu rüyayı akrabasından olan Varaka bin Nevfel'e anlattı. Varaka, ahir zaman peygamberi vücude gelmiştir. Seninle evlenir ve senin zamanında ona vahiy nazil olur. Dininin nuru alemi doldurur. En önce iman eden sen olursun. O peygamber Kureyş'ten ve Beni Haşim'den olur dedi. Hazreti Hadice bu cevaba çok sevindi ve o peygamberin gelmesini beklemeye başladı. Hazreti Hatice ticaretle uğraşır, anlaştığı kimselerle ortaklık yapardı. Ebu Talip Hazreti Hatice validemize durumu anlattı. Bunun üzerine Hazreti Hatice Rasulullah Efendimizi görüp konuşmak üzere evine davet etti. Efendimiz teşrif edince pek ziyade tazim ve hürmette bulundu. Peygamber Efendimizin nezaketini, nezih ve pak cemalini görüp hayran kaldı. Rasulullah Efendimize dedi ki: doğru sözlü, güvenilir, emniyetli ve güzel huylu olduğunuzu biliyorum. Bu iş için hiç kimseye vermediğim ücretin kat kat fazlasını vereceğim. Sonra bu hizmette lazım olacak elbiseler vererek, kalp huzuru içinde teşhiye eyledi. Hazreti Hadice validemiz, bilgili bir Hristiyan olan, amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'den, peygamberlik alametlerini öğrenmişti. Resulullah Efendimizin bu ziyaretinde de peygamberlik vasıflarını üzerinde teşhis etmişti. Bu sebeple Meysere ismindeki kölesine kervan Mekke'den ayrılacağı zaman devenin yularını Muhammed Aleyhisselam'ın eline ver ki Mekkeliler herhangi bir dedikodu yapmasınlar. Şehirden uzaklaşıp gözden kaybolunca bu kıymetli elbiseleri ona giydir dedi. Sonra develerinden en güzelini, sultanlara layık bir şekilde donattı. Meysere'ye, onu bu deveye büyük bir hürmetle bindirip, yollarını eline al ve kendini o hazretin hizmetkârı bil. Ondan izinsiz bir iş yapma ve onu muhafaza etmek, tehlikelerden korumak için canını esirgeme. Gittiğiniz yerlerde çok eğlenmeyiniz ve çabuk geliniz.'' Böylece Haşim oğulları katında mahcup olmayalım. Eğer bu dediklerimi harfiyen yerine getirirsen seni azad eder ve istediğin kadar da mal veririm." dedi. Kervan hazırlandı. Mekkeliler yakınlarıyla vedalaşmak üzere büyük kalabalıklar halinde toplandılar. Sevgili peygamberimizin akrabası, amcaları, ve Haşim oğullarının büyükleri de orada hazır oldular. Peygamberimizin halası Allahü Teala'nın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçi elbisesiyle ve devenin yularını eline almış görünce dizlerinin bağı çözüldü. Ağlayıp feryat etti. Ah ve vah edip gözlerinden yaşlar dökerek ey Abdülmuttalib Ey zemzem kuyusunu kazan büyük zat! Ey Abdullah! Kabirlerinizden kalkıp, başınızı bu tarafa çevirip de, şu mübareğin halini görün, diyerek acılarını dile getirdi. Ebu Talip de aynı duygular ve aynı haller içindeydi. Rasulullah Efendimizin hakkı gören mübarek gözlerinden inci gibi yaşlar döküldü ve beni sakın unutmayın. Gurbet elde gam ve keder çektiğimi yad eyleyin buyurdu. Bu sözleri işitenlerin hepsi ağlaştı. Gökteki melekler de bu hale ortak oldular ve ey Rabbimiz bu kendine habib yaparak en büyük makamı ihsan eylediğin Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu halin hikmeti nedir?" dediler. Allahü Teala onlara evet o benim habibimdir fakat siz muhabbet sırrını bilemezsiniz. Sevilen ve seven arasındaki sırlara vakıf olamazsınız. Bu makamı kimse bilmez. Bu gizli işten kimse bir şey anlamaz buyurdu. Nihayet kervan yürüyüp Mekke görünmez olunca Meysere aldığı emir üzerine kıymetli elbiseleri sevgili peygamberimize giydirdi. Çeşitli kumaşla örtülmüş ve pek güzel süslenmiş deveye bindirdi. Yularını da kendi eline aldı. Bu yolculukta kervandakiler alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin üzerinde onu gölgeleyen bir bulutun ve kuş şekline giren iki meleğin onunla birlikte sefer bitinceye kadar hareket ettiğini gördüler. Yolda yürüyemeyecek derecede yorulup kervandan geri kalan iki devenin ayaklarını eliyle sıvamasından sonra develerin birden süratlenmesi gibi nice hallerini görünce onu son derece sevip şanının çok yüce olacağını anladılar. Busra denilen yere vardıklarında yine oradaki manastırın yakınında konaklamışlardı. Gördüğü birçok alametlerden onun son peygamber olacağını anlayıp söyleyen rahip Bahira ölmüş, yerine Nastura adında bir başkası geçmişti. Manastırın yakınına gelip konan Kureyş kervanını seyreden rahip Nastura yakınında bulunan bir kuru ağacın altına birinin oturduğunu ve o anda yeşerdiğini görünce Meysere'ye şu ağacın altındaki zat kimdir diye sordu. Meysere bu Kureyş kabilesinin harem halkından bir zattır dedi. Rahip şimdiye kadar bu ağacın altına peygamberden başkası oturmamıştır dedi. Sonra da onun gözlerinde biraz kırmızılık var mı diye sordu. Meysel'e, evet vardır ve gözlerinden hiç ayrılmaz dedi. Nastura, İsa aleyhisselama İncil'i indiren Allahü Teala hakkı için bu zat son peygamber olacaktır. Ne olaydı, ben onun peygamberlikle emrolunduğu zamana ulaşsaydım, dedi. Muhammed aleyhisselam, Busra pazarında Hatice Hatun'un mallarını satarken de onunla pazarlık yapan bir Yahudi inanmadığı için Lat ve Uzza adındaki putlara yemin ette de inanayım deyince Muhammed Aleyhisselam ben o putlar adına asla yemin etmem. Onların yanından geçerken yüzümü başka tarafa çeviririm buyurdu. Ondaki diğer alametleri de gören Yahudi, söz senin sözündür. Vallahi bu zat peygamber olacak bir kimsedir dedi ve alimlerimiz kitaplarda bunun vasfını bulmuşlardır diyerek hayranlığını dile getirdi. Meysere Rasulullah Efendimiz'de gördüğü ve hakkında duyduğu her şeyi zihnine nakşediyor ve ona olan hayranlığı gitgide artıyordu. Meyserenin kalbinde alemlerin efendisine karşı büyük bir muhabbet hasıl olmuştu. Artık ona zevkle ve hürmetle hizmet ediyor, en küçük bir işaretini büyük bir aşkla yerine getiriyordu. Götürülen mallar satılmış, Peygamber Efendimizin bereketiyle her zamankinden kat kat fazla kâr edilmişti. Kervan dönüşe geçti. Menruz Zahran mevkiine geldikleri zaman Meysere sevgili peygamberimize Mekke'ye müjde haberi götürmesini teklif etti. Efendimiz de kabul buyurarak kervandan ayrılıp Mekke'ye doğru devesini süratlendirdi. Nefise binti Müniyye hatun anlattı ki kervanın gelme zamanı yaklaşmıştı. Hatice hatun her gün hizmetçileriyle evinin üzerine çıkıp, kervanın yollarını beklerdi. Öyle bir gün, Hatice'nin yanındaydım. Ansızın, uzaktan deveye binmiş bir kimse göründü. Üzerinde bir bulut ve kuş şekline girmiş, iki melek, ona gölge yapıyor, Peygamberimizin mübarek alnındaki nur, ay gibi parlıyordu. Hatice Hatun, gelenin kim olduğunu anlayıp, gönlü ferahladı. Fakat bilmezlikten gelip, bu sıcak günde gelen kim olabilir? diye sordu. Hizmetçiler, bu gelen Muhammed'e aleyhisselam benzer dediler. Ve gördüklerinden hayrete düştüler. Az sonra, resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hatice validemizin konağına geldi ve durumu anlattı. Verdiği müjdeyle onu çok sevindirdi. Bir müddet sonra kervan Mekke'ye girdi. Meysere, Hazreti Hatice validemize, yolculuk esnasında Peygamber Efendimizin gölgelendirildiğini, Rahip Nastura'nın söylediklerini, zayıf develerin nasıl süratlendirildiğini ve buna benzer gördüğü nice fevkalade halleri tek tek anlattı. Peygamber Efendimizi dili döndüğü kadar methetti. Hazreti Hatice, bunları biliyordu. Fakat bu sözler onun yakinini arttırdı. Meysere'ye, bu gördüklerini kimseye söyleme, diyerek tembih etti. Hatice validemiz, bu işittiklerine haber vermek üzere, Varaka bin Nevfel'e gitti. Olanları büyük bir hayranlıkla dinleyen Varaka, Ey Hatice! Bu anlattıkların doğru ise, Muhammed aleyhisselam, bu ümmetin peygamberi olacaktır, dedi. Peygamber Efendimiz 12 yaşındayken amcası Ebu ile ticaret için bu sıraya kadar, 17 yaşındayken amcası Zübeyr ile Yemen'e, 20 yaşında Şam'a ve 25 yaşında da Hazreti Hatice'nin mallarını satmak üzere yine Şam'a olmak üzere tam dört defa seyahate çıktı. Bu seyahatlerinden başka hiçbir yere seyahat yapmadı. Hazreti Hatice ile evlenmesi. Hazreti Hatice validemiz Varaka bin Nevfe'nin verdiği müjdeyle ve sevgili peygamberimizin güzel hasletlerini görünce onun hanımı olup hizmetiyle şereflenmeye meyletti. Nefise binti Müniyye bu hali sezip araya girdi. Bu niyetle Resul-i Ekrem'in yüksek huzuruna geldi ve "Ya Muhammed, Zat-ı âlinizi evlenmeden alıkoyan nedir diye sordu. Peygamberimiz "Evlenmek için yeterli para elimde mevcut değildir." buyurdu. Nefise Hatun "Ya Muhammed, eğer iffetli ve şerefli, mal ve cemal sahibi bir hatunla evlenmek istersen hizmetine hazırım." dedi. Sevgili Peygamberimiz "O hatun kimdir?" buyurunca, Hatice binti Hüveylittir, dedi. Rasulullah Efendimiz, bu işe kim vesile olur, buyurunca da, bu işi ben yaparım, deyip huzurlarından ayrıldı. Hazreti Hatice'ye varıp, müjdeyi verdi. Hazreti Hatice, akrabası Amr bin Esed'le Varaka bin Nevfer'i çağırıp, durumu anlattı. Ayrıca Resulullah Efendimize haber gönderip belli bir saatte teşrif etmesi için davet etti. Ebu Talip ve kardeşleri de hazırlıklarını yaptılar ve Peygamber Efendimizle birlikte gittiler. Hazreti Hatice validemiz evini donatıp süsledi. Bugünün şükranesi olarak bütün zinetlerini hizmetçilerine hediye etti. Sonra onları hürriyetlerine kavuşturdu. Rasulullah Efendimiz, Hatice validemizin evine amcalarıyla teşrif ettiler. Ebu Talip, Yaradanımıza hamdolsun ki, bizi İbrahim aleyhisselamın evladından ve İsmail aleyhisselamın neslinden eyledi. Bizi Beytullah'ın muhafızı kıldı. İnsanların kıblesi ve alemlerin tavaf ettiği o mübarek haneyi, her kötülükten koruduğu, harem-i şerifi bize müyesser eyledi. Kardeşim Abdullah'ın oğlu Muhammed, öyle bir kimsedir ki, Kureyş'ten her kim ile kıyaslansa, üstün gelir. Gerçi mala azdır, lakin mala itibar olunmaz. Çünkü mal, gölge gibidir. Elden ele geçerek gider. Yeğenimin şerefi, üstünlüğü hepinizin malumudur. Şimdi Hatice binti Hüveylid'i helallığa talep eder. Malımdan ne kadar mehr verilmesini istersiniz? Yemin ederim ki, Muhammed'in mertebesi yüksek olsa gerektir, dedi. Varaka bin Nevfel, bu konuşmaları tasdik etti. Hatice validemizin amcası Amr bin Esed, Şahit olun ki, Hatice binti Hüveyledi, Muhammed aleyhisselam'a hatunluğa verdim. dedi. Böylece nikah akdi tamam oldu. Bir rivayete göre mihr 400 miskal altın, bir rivayete göre de 500 dirhem, başka bir rivayete göre de 20 deveydi. Ebu Talip düğün ziyafeti için bir deve kesip o güne kadar görülmedik bir yemek verdi. Evlilik vakii oldu. Hazreti Hatice validemiz bütün varlığını Peygamber Efendimize hediye etti ve bu malların hepsi yüce şahsınıza aittir. Ben de sana muhtacım ve minnetin altındayım dedi. Hazreti Hatice validemiz evlilik hayatı boyunca Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a daima hizmet edip yardımcısı oldu. Peygamber Efendimizin bu evliliği Hatice validemizin vefatına kadar 25 sene sürdü. Bunun 15 senesi birsetten önce, 10 senesi birsetten peygamberliğin bildirilmesinden sonra idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ilk zevcesi Hazreti Hatice hayattayken başkasıyla hiç evlenmedi. İkisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu oldu. Bunlar, Kasım, Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah, Tayyip veya Tahir'dir. Peygamberliği sırasında evlendiği, Hazreti Mariye'den de İbrahim adında bir oğlu olmuştu. Diğer zevcelerinden çocuğu olmadı. Zeynep, kızlarının en idi en küçük kızı Fatıma, babasının en sevgilisiydi. Hicretten on üç sene önce doğdu. Erkek evlatları küçük yaşta vefat ettikleri gibi, Hazreti Fatıma'dan başka bütün kızları da ondan önce vefat ettiler. Fatıma validemiz de, Peygamber efendimizden altı ay sonra vefat etti. Hazreti Ali ile evlenmişti sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın soyu Hazreti Fatıma'nın evlatlarıyla devam etti. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hatice validemizle evlendikten sonra da ticaretle meşgul oldu. Kazançlarıyla misafirleri ağırlarlar, yetimlere ve fakirlere yardım ederlerdi. Zeyd bin Harise Zeyd bin Harise çocuk yaşlarındayken annesi Su'uda ile birlikte akrabalarını ziyarete gitmişti. Bu sırada başka bir kabilenin baskınına uğradılar. Zeydi esir aldılar. Mekke'ye Suku Ukaz denilen panayıra getirip satılığa çıkardılar. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam Zeydi 400 dirheme satın aldı. Hakim bin Hizam da Zeyd bin Harise'yi halası Hazreti Hatice'ye o da Peygamber Efendimize hediye etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evli bulunuyorlardı. Peygamber Efendimiz onu derhal azad ederek yanında alı koydu. Zira azad olan Zeyd bin Harise'nin gidecek yeri olmadığı gibi Resulullah'tan daha iyi ona bakacak kimsesi de yoktu. O da seve seve Resulullah'ın yanında kaldı. Zeyd bin Harise peygamberliği bildirilmeden önce de adalet, insaf, merhamet, insan sevgisi, güler yüzlülük, kerem, cömertlik, ahde vefa, sözünde durma, emanete riayet, yardımseverlik, fedakarlık Güvenilirlik, mazlumu, düşkünü, fakiri koruma, çocuklara sevgi ve muhabbet gösterme, dürüstlük, doğru sözlülük, nezaket, tevazu, itidal, insanları güzel surette idare etme, cesaret ve şecaat gibi görünür görünmez, bilinir bilinmez her türlü güzel ahlakı tamamlamak için yaratılmış, her bakımdan Gelmiş gelecek bütün yaratılmışlardan üstün olan herkesin itimadını kazanarak El Emin lakabını alan Peygamber Efendimiz'den gördüğü güzel muameleden dolayı babasından ve anasından daha çok seviyor yanından hiç ayrılmak istemiyordu. Anne ve babası oğullarının nereye götürüldüğünü, ne yapıldığını bilmiyorlardı. Babası Harise evlat ateşiyle yanıp tutuşuyor, diyar diyar dolaşarak oğlunu arıyordu. Yemen'den çeşitli ülkelere giden akrabalarına ve tanıdıklarına sıkı sıkı tembih ederek oğlu Zeyd'den bir haber getirmelerini istiyor, şiirler söyleyerek gözyaşı döküyordu. Oğluna olan hasretini dile getiren bir şiiri şöyledir: Ağladım Zeydime bilmem ne yaptı. Sağ mı, yoksa ona ecel mi çarptı? Sorma ey gönül, beyhude onu. Bilemezsin mezarı ya ova, ya sarptı. Zeydim, yavrum, gidenin geri döneceğini bilsem ah! Senden başkasının dönmesini istemem vallahi. Anarım esince rüzgar, nerede bir çocuk görsem onu. Ve doğarken güneş, hatırlatıyor seni her sabah. Feryat, ciğer parem için binlerce feryat. Binerek hayvanıma ararım, halim olsa da berbat. Ben ve bineyim, bilmeyiz ne usanmak, ne bıkmak. İhtimalken oğlum bulunup karşıma çıkmak. Ne kadar ümit insanı aldatsa da, o fanidir nihayet. Oğullarım Kays, Amr, Yezid, Cebel, Zeydim size emanet. Neticede, İslamiyetin gelmesinden önce, Benikel kabilesinden, Kâbe'yi ziyarete gelenlerden bazıları, Hazreti Zeyd'i görerek tanımışlar. Hazreti Zeyd onlara "Ailemin benim için feryad ü figan edeceğini bilirim. Şu beyitleri onlara ulaştırın." diyerek aşağıdaki şiiri söylemiştir. Yanıyor yüreğim uzağım ben yuvamdan. Komşuyum Kâbe'ye uzaksam da anam babamdan. Üzüntünüz sakın kalbinizi yakmasın. Benim için feryadınız arşa kadar çıkmasın. Hamdolsun Mevlaya. Öyle bir yuvadayım ki gördüğüm şeref ve hayırdan hep duadayım. Harise bu haber üzerine çok sevindi. Hemen kardeşi Ka'b ile birlikte yanına fazla miktarda para alarak Mekke'ye geldi. Mekke'ye varınca, peygamberimizin evini öğrenip, huzurlarına çıktı ve şöyle dedi. Ey Kureyş kavminin efendisi! Ey Abdülmuttalib'in torunu! Ey Beni Haşim soyunun oğlu! Siz harem-i şerifin komşususunuz. Misafirlere ikram, esirlere ihsan eder, onları esaretten kurtarırsınız.'' Köleniz bulunan oğlumuzun kurtulması için ne kadar para istersen onu verelim, serbest bırak. Ne olur bu dileğimizi geri çevirme, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırıp kendisine durumu bildirelim. Onu serbest bırakalım. Şayet size gelmeyi tercih ederse siz herhangi bir para vermeden onu alıp götürebilirsiniz şayet beni tercih eder yanımda kalmayı isterse Allah'a yemin ederim ki beni tercih edeni kimseye terk etmem yanımda kalır buyurdu Harise ve kardeşi peygamber efendimizin bu cevabına çok memnun oldular sen bize çok adaletli ve insaflı davrandın dediler bunun üzerine Peygamber Efendimiz Zeyd'i huzuruna çağırarak kendisine bunları tanıyor musun? Buyurunca evet biri babam diğeri amcamdır dedi. Bunun üzerine ey Zeyd sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan şefkat ve merhametimi, davranışımı gördün. Bunlar seni almaya gelmişler. O halde ya beni tercih et Yanımda kal veya onları tercih et git buyurdu. Babası ve amcası artık bizi tercih eder Zeyd'i alıp götürürüz diye bekliyorlardı. Zeyd "Ben hiç kimseyi size tercih etmem. Siz benim hem amcam hem de babam makamındasınız. Sizin yanınızda kalmak istiyorum." dedi. Babası ve amcası hayretler içinde şaşırıp kaldılar babası kızarak Zeyd'e, yazıklar olsun sana. Demek ki sen köleliği hürriyete, annene, babana ve amcana tercih ediyorsun, dedi. Zeyd de babasına, babacığım, ben bu zattan öyle bir şefkat ve muamele gördüm ki, ona kimseyi tercih edemem, cevabını verdi. Peygamber Efendimiz, Zeyd'i çok severdi kendisine olan bu bağlılığını ve sevgisini görünce onu Kâbe-i Muazzama'da hicre götürüp oradakilere hitap ederek "Şahit olunuz. Zeyt benim oğlumdur. O bana varis, ben ona varisim." buyurdu. Babası ve amcası bu durumu görünce kızgınlıkları geçti. Sevinç içinde memleketlerine döndüler. Eshab-ı kiram, bundan sonra Zeyd'e, Zeyd bin Muhammed, Muhammed'in oğlu Zeyd demeye başladılar. Daha sonra Allahü Teala'nın Ahsap suresinin beşinci ve kırkıncı ayetlerindeki evlatlarınızı babalarının ismiyle çağırın. Böylesi Allah katında daha doğrudur. Muhammed aleyhisselam sizden hiçbir erkeğin Zeyt gibi babası değildir. Emirleriyle evlat edinmekte kaldırılınca Hazreti Zeyt babasının ismiyle yani Harisenin oğlu Zeyt, Zeyt bin Harise diye çağrılmaya başlandı. Kabe hakemliği. Resulullah Efendimiz 35 yaşında bulunduğu sırada Kabe hakemliği yaptı. O zaman Yağmur ve seller Kâbe'nin duvarlarını iyice yıpratmıştı. Ayrıca çıkan bir yangın Kâbe'yi tahrip etmişti. Binayı yeniden yapmak lazımdı. Bunun üzerine Kureyş kabilesi Kâbe'yi İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı temele kadar yıkıp yeniden yapmaya başladı. Her kabileye bir bölümünü vererek duvarları yükselttiler. Bu işin büyük bir şeref olduğunu bilen kabileler Hacerül Esfet taşını yerine koyma hususunda anlaşamadılar. Her kabile bu şerefe kavuşmak istediğinden aralarında büyük bir anlaşmazlık çıktı. Abdüddaroğulları bu işi bizden başkası yaparsa kan dökeriz diyerek ahd ettiler. Dört beş gün süren bu anlaşmazlık sebebiyle neredeyse kan akıtılacaktı. Bu sırada Abdülmuttalib'in dayısı ve yaşlı bir zat olan Huzeyfe bin Mugire: Ey Kureş topluluğu, anlaşamadığınız iş hakkında hüküm vermek üzere şu kapıdan ilk girecek zatı aranızda hakem yapın." diyerek Kâbe'ye açılan Beni Şeybe kapısını gösterdi. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ettiler ve Beni Şeybe kapısına bakarak ilk girecek ve işin en nazik anında bu işi halledecek kimseyi beklemeye başladılar. Nihayet kapıdan doğruluğunu, üstün ahlakını, son derece takdir ettikleri ve el-Emin yani hep kendisine güvenilir dedikleri Muhammed Aleyhisselam'ın geldiğini gördüler. İşte el-Emin, onun hükmüne razıyız dediler. Durum Sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a anlatılınca bir örtü istedi. Onu yere sererek Hacerü'l-Esved'i örtünün üzerine koyup her kabileden bir kişi bir ucundan tutsun buyurdu. Taşı konulacağı yere kadar kaldırttı. Sonra kendisi taşı kucaklayıp yerine koydu. Böylece çıkmak üzere olan büyük bir çarpışmanın önlendiğini gören kabileler, bu hareketten memnun kaldılar. Duvarları kaldıkları yerden yaparak tamamladılar. Her işte zikrederdi, namı ı Rahman ol kerem kânı. Senâ hamde peygamber yidi, kan ol kerem kânı. Ol idi masarı ı eltafü ilmü hilme hem ba ki hüsn hulk ile dolmuştu ol can ol kerem kanı Hakk'ın mahlukuna rıfku tevazu eyleyip lillah ederdi cümle halka lütfu ihsan ol kerem kanı Bi'seti peygamberliği ve daveti. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem 37 yaşındayken gayipten "Ya Muhammed" diye kendisini çağıran sesler duyardı. 38 yaşına girince bir takım nurlar görmeye başladı. Hallerini sadece Hazreti Hatice validemize anlatırlardı. Muhammed aleyhisselama peygamberliğin bildirilmesi yaklaştığı sırada zamanın meşhur ediplerinden Kus bin Sa'ide Ukas panayırında deve üzerinde büyük bir kalabalığa karşı okuduğu hutbede onun geleceğini müjdelemişti. Sevgili peygamberimiz de bu hutbeyi dinleyenler arasındaydı. Kus bin Sa'ide bu meşhur hutbesinin bir bölümünde şöyle demiştir. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, bekleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur. Kulak veriniz, iyi dinleyiniz. Gökte haber var, yerde ibret olacak şeyler var.'' Allah'ın indinde bir din ve Allah'ın gelecek olan bir peygamberi vardır. Gelmesi pek yakındır. Gölgesi başınızın üstüne düştü. Onu dinleyen ve ona iman edenler ne mübarektir. Vay ona isyan ve muhalefet eden bedbahta. Yazıklar olsun ömürleri gaflet ile geçen ümmetlere. Bu sırada Arabistan'da insanlar ilahi ölçülerden uzaklaşmış, zengin fakir, kuvvetli zayıf, efendi köle gibi sınıflara ayrılmıştı. Bir öncekiler, sonrakileri tahakkümü altında eziyor, onları insan hesabına katmıyordu. Zayıfların malları zorla ellerinden alınıyor, buna mani olacak bir yetkili bulunamıyordu. Allahü Teala'ya iman etmenin verdiği haya ve korkudan mahrum, faziletten iyice uzaklaşmışlardı. Her türlü ahlaksızlık, haysiyet ve namusu ayaklar altına almak gibi adi hareketler serbestçe işleniyor, kumar, içki, zevk ve sefa alemleri hiç yadırganmıyordu. Arkası kesilmeyen öldürmeler, zina ve baskın olayları Ortalığı kasıp kavuruyor. Masum insanların iniltileri ve acıklı bağırışları arşı çınlatıyordu. Ahlaki cihetten tam bir düşkünlük hüküm sürüyor, insanlar cehalet denizinde boğuluyordu. Kadın basit bir mal gibi alınıp satılıyor, kız çocukları diri diri insafsızca toprağa gömülüyordu. Hepsinden kötüsü katı kalpli inatçı ve merhametten uzak olan bu insanlar, kendi elleriyle yaptıkları, fayda ve zararı dokunmayan putlara tapmayı, büyük bir şeref kabul ediyorlardı. Adem aleyhisselamdan beri, dünyada böylesine bir vahşet, sapıklık, ahlaksızlık, inançsızlık ve sefahet görülmemişti. İnsanlar, adeta birer canavar hüviyetine bürünmüşlerdi. Herkes birbirine düşman, cemiyet her an patlamaya hazır bir durumdaydı. İnsanların huzura kavuşmaları için bu karanlıkta bir saadet güneşinin doğması gerekirdi. O doğunca inançsızlığın yerini iman, zulmün yerini adalet, cahilliğin yerini ilim alacak ve insanlar ebedi saadete kavuşacaklardı. Nihayet sevgili peygamberimize önce sadık rüyalar gösterilmeye başlandı. Hadisi i şerifte vahyin ilk olarak sadık rüya ile başladığı bildirilmiştir. Rüyasında gördükleri aynen çıkıyordu. Bu hal altı ay devam etti. Vahiy gelmesi yaklaşınca, Ya Muhammed diyen sesler çoğaldı. Bundan sonra Yalnızlığı sevip insanlardan uzaklaşarak Hira Dağı'ndaki bir mağarada tefekküre dalmaya başladı. Bazen Mekke'ye gelir, Kâbe'yi tavaf eder ve saadet hanelerine giderdi. Hane-i Saadet'te bir müddet kalıp yanında biraz yiyecekle tekrar Hira Dağı'ndaki mağaraya döner, tefekkür ve ibadetle meşgul olurdu. Bazen günlerce kaldığı olurdu. O zaman da Hazreti Hatice yiyecek gönderir veya getirirdi. İlk vahiy. Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken yine bir Ramazan ayında Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilmiş ve tefekküre dalmıştı. Ramazan'ın 17. pazartesi gecesi gece yarısından sonra adını çağıran bir ses işitti. Başını kaldırıp Etrafa bakınca ikinci defa aynı sesi duydu ve her tarafı aniden bir nurun kapladığını gördü. Arkasından Cebrail aleyhisselam karşısına geldi ve "Oku." dedi. Efendimiz ona "Ben okumuş değilim." cevabını verdi. O zaman melek tutup takati kesilinceye kadar sıktı ve "Oku." dedi. Yine ben okumuş değilim cevabını verdi. Bir daha sıktı ve oku dedi. Ben okumuş değilim buyurunca üçüncü defa sıktı. Sonra bıraktı ve ey Muhammed yaratıcı Allah'ın adı ile oku. O insanı pıhtılaşmış kandan alaktan yarattı. Oku Allah büyük kerem sahibidir. O kalemle öğretir, bilmediklerini öğretir. Mealindeki Alak suresinin ilk beş ayeti kerimesini getirdi. Muhammed aleyhisselam da onunla beraber okudu. İlk vahiy bu suretle geldi ve bütün cihanı aydınlatan İslam güneşi böyle doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz büyük bir ürperti ve heyecanla Hira Dağı'ndaki mağaradan çıkıp aşağıya inmeye başladı. Dağın ortasına geldiği sırada bir ses duydu. Cebrail aleyhisselam "Ya Muhammed, sen Allahü Teala'nın resulüsün. Ben de Cebrail'im." dedi ve ökçesini yere vurdu. Vurduğu yerden su çıktı ve abdest almaya başladı. Peygamber Efendimiz dikkatle onu seyrediyordu. Cebrail aleyhisselam abdestini bitirince, Peygamber Efendimiz'e gördüğü gibi abdest almasını söyledi. Sevgili Peygamberimiz, abdestini bitirdikten sonra, Cebrail aleyhisselam imam olup, iki rekat namaz kıldılar. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed Rabb'inin sana selamı var deyip peşinden sen benim cin ve insanlara resulümsün o halde onları tevhide davet eyle buyurduğunu söyledi ve ayrılıp göğe yükseldi. Sevgili peygamberimiz böylece Cebrail Aleyhisselam'ı hem görmüş hem de konuşmuş oldu. Peygamber Efendimiz hane-i saadetlerine gelinceye kadar, yanından geçtiği her taşın, her ağacın, Esselamu aleyke ya Resûlallah dediğini işitti. Evine gelip, beni örtünüz, beni örtünüz buyurdu ve ürpermesi geçinceye kadar istirahat ettiler. Sonra gördüklerini, Hazreti Hatice validemize anlattılar ve Cebrail aleyhisselam gözümden gayb oldu. Lakin onun heybet, şiddet ve korkusu üzerimden gitmedi. Bana mecnun diyeceklerinden ve dil uzatıp kötülüyeceklerinden korktum, buyurdular. Bu halleri ve bu günleri bekleyen, buna hazır olan Hazreti Hatice, Allahü Teala korusun. Hak Teala sana hayır ihsan eder ve hayırdan başka bir şey dilemez. Allahü Teala'nın hakkı için bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Zira sen misafiri seversin, doğru söylersin ve eminsin. Acizlere yardım eder, yetimleri korur, gariplere yardımda bulunursun. İyi huylusun. Bu hasletlerin sahibinde korku olmaz, dedi. Sonra, bu durumu sormak üzere Varaka bin Nevfel'e gittiler. Varaka Resulullah Efendimizin anlattıklarını dinledikten sonra müjde ey Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala'ya yemin ederim ki sen Hazreti İsa'nın haber verdiği son peygambersin. Sana görünen melek senden evvel Musa Aleyhisselam'a gelen Cebrail Aleyhisselam'dır. Ah! Keşke genç olsaydım, seni Mekke'den çıkardıkları zamana yetişseydim de, yardımına koşsaydım. Çok yakın bir zamanda tebliğ ve cihatla emrolunursun, dedi ve Peygamber Efendimizin mübarek elini öptü. Çok geçmeden vefat etti. Tebliğ emrinin gelmesi Sevgili Peygamberimize, Peygamberliğinin bildirildiği ilk vahiy böyle gelmişti. Sonra kesildi ve üç sene gelmedi. Bu arada, İsrafil aleyhisselam ismindeki melek gelip, bazı şeyler öğretti. Bunlar vahiy değildi. Bu zaman zarfında, ara sıra, Rasulullah Efendimiz çok müzdarip olurdu. Efendimiz üzüldükçe, Cebrail aleyhisselam görünerek, Ey Habibullah! Sen Allahü Teala'nın peygamberisin der ve üzüntüsünü yatıştırırdı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: Vahyin kesildiği zamandaydı. Hira Dağı'ndan aşağı inerken ansızın gök tarafından bir ses işittim. Yukarı baktım. Cebrail'i Aleyhisselam gördüm. Yer ile gök arasında bir kürsi üzerinde oturmuş idi. Bana korku geldi. Eve vardım. Beni bir şeyle örtün dedim. Hak Teâlâ vahiy gönderdi. Ey örtüye bürünen peygamber! Kalk da kavmini Allah'ın azabı ile korkut. İman etmezlerse, azaba uğrayacaklarını kendilerine haber ver. Rabbini tekbir et. Elbiseni de temiz tut mealindeki Müddessir suresinin ilk ayetlerini getirdi. Bundan sonra vahyin arkası kesilmedi. Fahri kainat aleyhi eftalus salavat efendimiz insanları İslam'a davete Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını tebliğe başladı. Cebrail aleyhisselam vahiy getirirken bazen insan şekline girer ve eshab-ı kiramdan Dıhye-i Kelbi'nin suretinde gelirdi. Bazen Peygamber Efendimizin kalbine ilka telkin ederdi. Rasulullah Efendimiz onu görmezdi. Bazen rüya ile, bazen de dehşet saçan bir uğultuyla gelirdi. Vahyin Peygamber Efendimize en ağır ve çetin geleni bu idi. Bu hallerinde Rasulullah'ın en soğuk günde bile mübarek alınlarından terler dökülür, deve üzerinde üzerindeyseler vahyin ağırlığından deve yere çökerdi. Yanında bulunan sahabiler de vahyin ağırlığını hissederlerdi. Cebrail aleyhisselam birkaç defa kendi şekil ve suretinde geldi. Allahü Teala meleksiz ve perdesiz yani hiçbir vasıta olmadan da Peygamber Efendimize vahyetmiştir. Bu hal Miraç gecesinde vaki olmuştur. İlk vahyin gelmesiyle peygamberlik vazifesine başlayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam'ı tebliği 23 sene devam etti. Bu zamanın 13 senesi Mekke'de 10 senesi de Medine'de geçmiştir. Kur'an-ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 gün gibi bir zamanda vahyedilip tamamlanmıştır. Muhammed Aleyhisselam ümmi idi. Yani kitap okumamış, yazı yazmamış ve hiç kimseden ders görmemişti. Mekke'de doğup büyümüş, belli kimseler arasında yetişmişti. Böyle olduğu halde Tevrat'ta ve İncil'de Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. İslamiyeti bildirmek için, hicretin altıncı senesinde, Rum, İran ve Habeş hükümdarlarına ve diğer Arap padişahlarına mektuplar gönderdi. Huzuruna altmıştan ziyade yabancı elçi gelmiştir. Bu husus, Kur'an-ı Kerim'de mealen, sen, bu Kur'an-ı Kerim gelmeden önce bir kitap okumadın, yazı yazmadın, okur yazar olsaydın başkalarından öğrendin diyebilirlerdi. Ankebut suresi 48. ayet şeklinde bildirilmektedir. Hadis-i şerifte de ben ümmi peygamber Muhammed'im. Benden sonra peygamber yoktur buyuruldu. Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. O, Muhammed aleyhisselam, kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun sözleri, ona bir vahiy ile bildirilmekte, öğretilmektedir. Necm Suresi 3-4 İlk Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e ilk vahiyin gelmesinden sonra, İlk iman eden Hazreti Hatice validemizdir. Hiç tereddüt etmeden İslamiyeti hemen kabul ederek ilk Müslüman olmakla şereflendi. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice validemize Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi amdest almasını öğretti. Sonra Peygamber Efendimiz imam oldu, birlikte iki rekat namaz kıldılar. Hatice validemiz, sevgili peygamberimizin her sözüne, her emrine en mükemmel şekilde itaat etti. Böylece Allahü Teala'nın katında pek yüksek derecelere kavuştu. Resulullah Efendimiz üzülse, inkar edenlerin alay etmesiyle elem çekse, onu teselli eder, kederini giderirdi. Derdi ki: Ya Resulallah, hiç üzülme gam çekme. Sonunda dinimiz kuvvet bulup, müşrikler helak olurlar. Kavmin sana itaat eder. Hatice validemizin bu yardımlarından ötürü, bir gün Cebrail aleyhisselam gelip, Ya Resûlallah, Hatice'ye Allahü Teala'nın selamını bildir, dedi. Peygamber Efendimiz, Ey Hatice! işte Cebrail aleyhisselam, Allahü Teala'nın sana selamını bildiriyor buyurdu. Peygamber Efendimiz bir defasında da Allahü Teala bana cennette inciden bir ev ile Hatice'ye müjde vermemi emretti. Orada hastalık, üzüntü ve baş ağrısı yoktur buyurdu. Hazreti Hatice'den sonra yetişkinlerden ilk Müslüman olan Resulullah Efendimizin yakın arkadaşlarından Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir 20 sene önce bir rüya görmüştü. Gökten dolunay inip Kâbe-i Muazzama'ya gelmiş, parça parça olmuş, parçalardan her biri Mekke evlerinden biri üzerine düşmüş, sonra bu parçalar bir araya gelerek gökyüzüne yükselmişti. Ebu Bekir'in evine düşen parça ise gökyüzüne yükselmemişti. Hadiseyi gören Hazreti Ebu Bekr, hemen evin kapısını kapamış, sanki bu ay parçasının gitmesine mani olmuştu. Ebu Bekr, heyecanla rüyadan uyanmış, sabah olunca hemen Yahudi alimlerinden birisine koşup, rüyasını anlatmıştı. O alim cevabında, bu karışık rüyalardan biridir. Onun için tabir edilmez, demişti. Fakat bu rüya, Ebu Bekir'in zihnini kurcalamaya devam etmiş, Yahudinin cevabı da onu tatmin etmemişti. Bir aralık, ticaret için gittiklerinde, yolu Rahip Bahira'nın diyarına uğramıştı. Gördüğü rüyanın tabirini Bahira'dan isteyince, Bahira, sen neredensin? dedi. Hazreti Ebu Bekr, Kureyş'tenim diye cevap verince, Bahira, orada bir peygamber çıkacak ve hidayet nuru Mekke'nin her yerine ulaşacak. Sen hayatında onun veziri, vefatından sonra da halifesi olacaksın, dedi. Hazreti Ebu Bekir, bu cevaba çok hayret etmişti. Bu rüyasını ve tabirlerini, Peygamber Efendimiz, peygamberliğini açıklayıncaya kadar kimseye söylememişti. Muhammed aleyhisselam peygamberliğini açıklayınca Hazreti Ebu Bekr hemen Peygamber Efendimize koşup Peygamberlerin Peygamberliklerine delilleri vardır. Senin delilin nedir? diye sual etti. Peygamber Efendimiz cevabında bu nübüvvetime delil o rüyadır ki bir Yahudi alimden tabirini istedin. O alim karışık rüyadandır. Tabir edilmez dedi. Sonra Rahip Bahira doğru tabir etti. Buyurarak Hazreti Ebubekr'e hitaben Ey Ebu seni Allah'a ve Resulüne davet ederim buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekr şahadet ederim ki sen Allahü Teala'nın resulüsün. Senin peygamberliğin haktır.'' ve cihanı aydınlatan bir nurdur diyerek Müslüman oldu. Diğer bir rivayette ise Hazreti Ebubekr Peygamber Efendimize peygamberlik gelmeden önce ticaret maksadıyla Yemen'e gitmişlerdi. Bu seferlerinde Yemen'de bulunan Est kabilesinden çok kitap okumuş bir ihtiyar rastlamıştı. Bu ihtiyar Hazreti Ebubekre bakıp Zannederim ki sen Mekke halkındansın. Deyince Hazreti Ebu Bekir, evet öyledir demiş ve aralarında şu konuşma geçmişti. Sen Kureyş'ten misin? Evet. Beni temimden misin? Evet. Bir alamet daha kaldı. Nedir? Karnını aç göreyim. Bundan maksadın nedir? Söyle. Kitaplarda okudum ki, Mekke'de bir peygamber gelir. Ona iki kimse yardımcı olur. Biri genç, diğeri ihtiyardır. Genç olanı nice zorlukları kolaylığa çevirir. Çok belaları giderir. O ihtiyar kişi ise beyaz benizli, ince belli olup karnı üzerinde bir siyah ben vardır. Zannederim ki o kimse sensin karnını aç göreyim. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekr, mübarek karnını açmış, göbeği üzerindeki siyah beni görünce, vallahi o kimse sensin deyip, Ebu Bekr'e birçok vasiyetlerde bulunmuştu. Hazreti Ebu Bekr, işini bitirince, vedalaşmak için ihtiyarın huzuruna varmış, Peygamber Efendimiz hakkında birkaç beyt söylemesini ondan istemiş, bunun üzerine ihtiyar 12 beyt okumuş. Hazreti Ebu Bekr bunları ezberlemişti. Hazreti Ebu Bekr seferden Mekke-i Mükerreme'ye dönünce Ukbe İbni Ebi Muayt, Şeybe, Ebu Cehl, Ebul Bühteri gibi Kureyş'ten ileri gelen kimseler onu ziyarete evine gelmişlerdi. Ebu Bekr Efendimiz onlara hitap eden aranızda hiçbir hadise oldu mu? buyurmuş. Cevaplarında, bundan daha garip bir hadise olur mu ki? Ebu Talib'in yetimi, peygamberlik davası ediyor ve sizler, baba ve dedeleriniz, batıl dindensiniz diyor. Eğer hatırın olmasaydı, onu bu zamana kadar sağ bırakmazdık. Sen onun iyi dostusun, bu işi sen hallet, demişlerdi. Hazreti Ebu Bekr, Onları başından savıp Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'nin evinde olduğunu öğrendi. Gidip kapıyı çaldı. Peygamber Efendimiz kendilerini karşılayınca "Ya Muhammed, senin hakkında söylenilenler nedir?" dedi. Peygamber Efendimiz "Ben Hak Teala'nın peygamberiyim. Sana ve bütün Adem oğullarına gönderildim. İman getir ki Hak Teala'nın rızasına vasıl olasın ve canını cehennemden koruyasın buyurdular. Hazreti Ebubekir buna delil nedir deyince Resul-i Ekrem Efendimiz o Yemen'de gördüğün ihtiyarın hikayesi delildir buyurdular. Hazreti Ebubekir ben Yemen'de pek çok ihtiyar ve genç gördüm dedi. Peygamber Efendimiz cevabında o ihtiyar ki sana on iki beyt emanet verdi ve bana gönderdi diyerek o beytlerin hepsini okudu. Hazreti Ebu Bekr bunu sana kim haber verdi deyince cevabında benden evvelki peygamberlere gelen melek haber verdi buyurdular. Bunu söyler söylemez elini bana verdiyip mübarek elini tutmuş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdhu ve resulü diyerek Müslüman olmuştur. Hayatında ilk defa duyduğu yüksek bir sevinçle evine Müslüman olarak dönmüştür. Nitekim bir hadisi şerifte her kime imanı arzettiysem yüzünü buruşturur, tereddütle bakardı. Ancak Ebu Bekri Sıddık, imanı kabul etmekte hiç tereddüt ve duraklama etmedi buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz bir gün Hazreti Hatice validemizle namaz kılarlarken Hazreti Ali onları gördü. O zaman on veya 12 on yaşındaydı. Namazdan sonra bu nedir diye sordu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu Allahü Teala'nın dinidir. Seni bu dine davet ederim. Allahü Teala birdir. Ortağı yoktur. Seni bir olan, eşi ortağı bulunmayan Allah'a imana davet ediyorum buyurdu. Hazret Ali önce babama danışayım dedi. Rasulullah ona İslam'a gelmezsen bu sırrı kimseye söyleme buyurdular. Hazreti Ali ertesi sabah Rasulullah'ın huzuruna gelerek "Ya Rasulallah, bana İslam'ı öğret." dedi ve Müslüman oldu. Hazreti Ali Müslüman olanların üçüncüsüdür. Resul-i Ekrem Efendimiz uğrunda gösterdiği fedakarlık ve onu kendine tercih etmesi ise her türlü takdirin üstündedir. Zeyd bin Harise ilk iman edenlerdendir. Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekr ve Hazreti Ali'den sonra dördüncü azad olmuş köleler içinde ise ilk Müslüman olmakla şereflendi. Kendisiyle beraber hanımı Ümmü Eymen de Müslüman olmuştu. Hazreti Ebubekr Müslüman olunca hemen çok sevdiği arkadaşlarına gitti. Onları da Müslüman olmaları için ikna etti. Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi kavminin ileri gelen yüksek şahsiyetleri bunların belli başlılarıdır. Hazreti Hatice validemizden sonra Müslüman olan bu sekiz kişiye sabikuni İslam yani ilk Müslümanlar denir. Hazreti Osman Müslüman olmasını şöyle anlatır. Benim kahin bir teyzem vardı. Bir gün onu ziyaret etmiştim. Bana sana bir hanım nasip olur. Fakat ne sen ondan önce bir hatun görmüş olursun ne de o senden önce bir erkek görmüş olur. O güzel yüzlü, zahide bir hanım ve bir büyük peygamber kızı olsa gerek dedi. Ben teyzemin bu sözüne hayret ettim. Yine bana dedi ki, bir peygamber geldi. Ona gökten vahiy nazil oldu. Ben dedim ki, ey teyzem, böyle bir sır şehirde hiç duyulmadı. O halde bu sözü açık söyle. O zaman teyzem, Muhammed bin Abdullah'a peygamberlik geldi. Halkı dine davet eder. Kısa zamanda onun diniyle alem nurlanır, ve karşı gelenlerin başı kesilir, dedi. Teyzemin bu sözleri bana çok tesir etti. Endişeye düştüm. Hazreti Ebu Bekri ile aramızda büyük bir dostluk vardı. Birbirimizden hiç ayrılmazdık. Bu meseleyi görüşmek üzere, iki gün sonra, Hazreti Ebu Bekir'in yanına gittim. Teyzemin söylediklerini anlatınca, bana dedi ki, Ya Osman! Sen akıllı bir kimsesin hiç görmeyip, işitmeyen, bir şeye fayda ve zarar vermekten uzak olan birkaç taş, tanrılığa nasıl layık olur? Ben, doğru söylüyorsun, teyzemin sözü gerçektir, dedim. Hazreti Ebu Bekr, hazret Osman'a İslamiyet'i anlattıktan sonra, onu Resûlüs Sakaleyn, yani insan ve cinlerin peygamberi olan, Efendimizin huzuruna götürdük sevgili peygamberimiz Hazreti Osman'a şöyle buyurdu. Ya Osman, Hak Teala seni cennete misafirliğe davet eder. Sen de icabet eyle. Kabul et. Ben bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Hazreti Osman, Rasulullah'ın yüksek halleri ve güler yüzle söylediği sözler karşısında kendinden geçip, büyük bir şevk ve teslimiyetle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip Müslüman oldu. Resulullah Efendimiz peygamberliğinin ilk üç yılında insanları gizlice İslam'a davet etti. İnsanlar yavaş yavaş birer ikişer Müslüman oluyorlardı. Bu zaman içinde Müslümanların sayısı ancak otuza ulaşabildi. Onlar da ibadetlerini evlerinde yapıyorlar ve Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ayet-i kerimelerini gizlice okuyup ezberliyorlardı. Yakın akrabayı davet. Rasulullah Efendimiz Müddessir suresinin nazil olmasıyla insanları İslam dinine davete başlamıştı. Bu daveti gizli olarak yapıyordu. Bir müddet sonra da yakın akrabanı Allahü Teala'nın azabıyla korkutarak onları hak dine çağır. Şu ara suresi 214. ayet. Mealindeki ayet-i kerime nazil oldu. Bunun üzerine Muhammed Aleyhisselam akrabasını dine davet etmek için Hazreti Ali'yi gönderdi ve hepsini Ebu Talib'in evine çağırdı. Önlerine bir kişiye yetecek kadar bir tabak yemek ve bir tas süt koydu. Önce kendisi besmele ile başlayıp, gelen akrabasına, buyurun dedi. Gelenlerin sayısı kırk kişiydi. Ancak konulan yemek hepsini doyurdu ve hiç eksilmedi. Gelenler bu mucize karşısında şaşıp kaldılar. Yemekten sonra Peygamber Efendimiz akrabalarını İslam'a davet etmek için söze başlamak üzereydi. Amcası Ebu Leheb düşmanlık ederek "Biz bugünkü gibi bir sihir görmedik. Akrabanız sizi bir sihirle büyüledi. Ey kardeşimin oğlu, ben senin getirdiğin gibi şer ve kötülük getiren başka bir kimse görmedim." diyerek sözlerine hakaretle devam etti. Peygamberimiz de Ebu Leheb'e, Kureyş ve bütün Arap kabilelerinin yapamayacağı kötülüğü bana sen yaptın, buyurdu. Hiçbiri Müslüman olmadan dağıldılar. Bu hadiseden kısa bir müddet sonra, akrabasını tekrar davet etti. Hazreti Ali yine hepsini çağırdı. Önceki gibi önlerine yemek kondu. Peygamber Efendimiz, yemekten sonra ayağa kalkıp, hamd yalnız Allahü Teala'ya mahsustur. Yardımı ancak ondan isterim. Ona inanır, ona dayanırım. Şüphesiz bilir ve bildiririm ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir. Onun eşi ve ortağı yoktur. Buyurduktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Size asla yalan söylemiyorum ve doğruyu bildiriyorum. Sizi bir olan ve ondan başka ilah olmayan Allahü Teala'ya iman etmeye davet ediyorum. Ben onun size ve bütün insanlığa gönderdiği peygamberiyim. Vallahi siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında mükafat, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Bunlar da ya cennette ebedi kalmak veya cehennemde ebedi kalmaktır. İnsanlardan ahiret azabıyla ilk korkuttuğum kimseler sizlersiniz. Ebu Talip bu sözleri dinledikten sonra Ey muhterem yeğenim! Sana yardım etmekten daha kıymetli bir şey bilmiyorum. Nasihatlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini de gönülden tasdik ettik. Şu anda burada toplananlar, deden Abdülmuttalib'in çocuklarıdır. Muhakkak ki ben de onlardan biriyim. Senin istediğin şeye, içimizde en önce ben koşarım. Etrafını kuşatıp, seni korumaktan bir an geri durmayacağıma söz veriyorum. Sen emrolunduğun şeye devam et. Fakat eski dinimden ayrılmak hususunda nefsimi bana boyun eğer bulmadım, dedi. Ebu Leheb hariç, oradaki akrabaları ve amcaları yumuşak konuştular. Fakat Ebu Leheb, ey Abdülmuttalip oğulları! Başkaları onun elini tutup mani olmadan önce siz mani olun. Eğer bugün onun dediklerini kabul ederseniz zillete, hakarete uğrarsınız. Onu korumaya kalkarsanız hepiniz öldürülürsünüz diye tehditler savurdu. Ebu Leheb'e karşılık Peygamber Efendimizin halası "Ey kardeşim, kardeşimin oğlunu ve onun dinini yardımsız bırakmak sana yakışır mı?" Vallahi bugün yaşayan alimler Abdülmuttalib'in soyundan bir peygamberin geleceğini bildiriyorlar. İşte o peygamber budur dedi. Ebu Leheb bu sözler karşısında çirkin konuşmalarına devam etti. Ebu Talib Ebu Leheb'e kızarak "Ey korkak vallahi biz sağ oldukça onun yardımcısı ve koruyucusuyuz." dedi. Muhammed aleyhisselama dönerek, Ey kardeşimin oğlu! İnsanları Rabbine imana davet etmek istediğin zamanı bilelim. Silahlanıp, seninle birlikte ortaya çıkarız, dedi. Sonra fahri kainat Efendimiz, tekrar söze başlayıp, Ey Abdülmuttalip oğulları! Vallahi, Araplar içinde benim size getirdiğim, Dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden yani bu dinden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine getirmiş bir kimse yoktur. Ben sizi dile kolay gelen, mizanda ağır basan iki kelimeyi söylemeye davet ediyorum. O da Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şahadet etmenizdir. Allahü Teala sizi buna davet etmemi emretti. O halde hanginiz benim bu davetimi kabul eder ve bu yolda yardımcım olur? buyurdu. Kimseden ses çıkmadı. Başlarını önlerine eğdiler. Peygamber Efendimiz bu sözlerini üç defa tekrarladı. Her söyleyişinde Hazreti Ali ayağa kalkıyordu. Üçüncü defasında Ya Resulallah her ne kadar bunların yaşça en küçüğü isem de, sana ben yardımcı olurum, dedi. Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz, Hazreti Ali'nin elinden tuttu. Diğerleri hayret içinde dağıldılar. Allahü Teala'nın Habibi, sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalarının bu tutumu karşısında çok üzüldüler. Fakat yılmadan, onların cehennemden kurtulması, saadete kavuşması için davete devam ettiler. Bir dördüncü yılında Hicr suresinin 94. ayeti kerimesi nazil oldu. Mealen ey habibim sana emrolunan şeyi emir ve yasakları açıkla. Hak ile batılın arasını ayır. Müşriklerden yüz çevir. Onların sözlerine iltifat etme. İlahi emri gelince sevgili Peygamberimiz Mekkelileri açıktan açığa İslam'a davet etmeye başladı. Bir gün Safa tepesine çıkıp "Ey Kureyş halkı, buraya toplanıp sözlerimi dinleyiniz" buyurdu. Kabileler toplandıktan sonra da "Ey kavmim, hiç benden yalan sözü işittiniz mi?" buyurunca. Hepsi birden "Hayır, işitmedik." dediler. Buyurdu ki: "Allahü Teala bana peygamberlik ihsan etti ve beni size peygamber olarak gönderdi. Sonra da ey habibim onlara de ki: "Ey insanlar! Ben sizin hepinize gelmiş Allahü Teala'nın resulüyüm. O Allahü Teala ki yerlerin ve göklerin sahibi ve idarecisidir. Ondan başka ibadete müstehak yoktur. Her canlıyı öldüren ve dirilten O'dur. Mealindeki Araf suresinin 158. ayet-i kerimesini okudu. Dinleyenlerden, amcası Ebu Leheb kızarak, Kardeşimin oğlu divane olmuş. Bizim putlarımıza tapmayanın, dinimizden ayrılanın sözünü dinlemeyiniz, diye küfürde direterek bağırdı. Orada bulunanlar dağıldı ve hiç kimse iman etmedi. Peygamber efendimizin doğru sözlü, yüksek ahlaklı olduğunu bildikleri halde, yüz çevirdiler ve düşman kesildiler. Yine bir gün, Allahü Teala'nın sana emrolunan şeyi, emir ve yasakları açıkla emrine uyarak tekrar safa tepesine çıktı yüksek ve gür bir sesle ya sabaha buraya geliniz toplanınız size mühim bir haberim var diye seslendi bu davet üzerine kabileler koşarak toplandılar hayret ve merak içinde beklemeye başladılar gelmeyenler adamlarını göndererek niçin toplanıldığını öğrenmek istediler Gelenlerden bir grup, Ey Muhammedül Emin! Bizi buraya niçin topladın? Neyi haber vereceksin? diye sormaya başladılar. O da, Ey Kureyş kabileleri! hitabıyla konuşmaya başladı. Herkes büyük bir dikkatle dinliyordu. Benimle sizin haliniz, düşmanı görünce, ailesine haber vermek üzere koşan ve düşmanın kendisinden önce ailesine ulaşıp zarar vermesinden korkarak ya sabaha düşman tarafından kuşatıldık sarıldık sabah vakti gelip çattı hemen çarpışmaya hazırlanın diye haykıran bir kimsenin haline benzer ey kureyş topluluğu ben size şu dağın ardında bir düşman ordusu var üzerinize hücum etmek üzeredir desem bana inanır mısınız buyurdular Onlar evet inanırız çünkü sende şimdiye kadar doğruluktan başka bir şeye şahit olmadık senin yalan söylediğini hiç görmedik dediler Bunun üzerine bütün Kureyş kabilelerinin ismini ey Haşim oğulları ey Abd-Menaf oğulları Ey Abdülmuttalip oğulları şeklinde sayarak ben size geleceği muhakkak olan şiddetli azabın bildiricisiyim Allahü Teala bana en yakın akrabalarımı ahiret azabıyla korkutmamı emretti sizi la ilahe illallahü vahdehu la şerike Allah birdir ondan başka ilah yoktur diyerek iman etmeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve rasulüyüm. Eğer buna iman ederseniz cennete gideceksiniz. Siz la ilahe illallah demedikçe ben size ne dünyada bir fayda ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim buyurdu. Dinleyen kabileler arasından Ebu Leheb bizi bunun için mi topladın diyerek, yerden aldığı taşı sevgili peygamberimize fırlattı. Diğerlerinden böyle bir muhalefet gelmedi. Aralarında konuşarak dağıldılar. Güneşi sağ elime verseler. Sevgili peygamberimiz, bu davetlerden sonra, nerede bir kimse veya topluluk görse, onlara İslam'ı anlattı hakiki kurtuluşun nefse uymaktan, zulümden, haksızlıktan ve her türlü kötü işlerden uzaklaşmakla ve Allahü Teala'ya iman etmekle mümkün olacağını bildirdi. Nefslerinin isteklerine, şehvetlerine uyanlar, zayıfları ezenler ve azgınlıkta aşırı gidenler buna şiddetle karşı çıktılar. Bütün bu bozuk işlerine son verileceğini görerek, Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerini inkar ettiler. Ona ve inananlara düşman oldular. Müşrikler önce alay ediyorlardı. Sonra baskı ve işkencelerini arttırmaya karar verdiler. Müminleri sindirmek, İslam davasını söndürmek istiyorlardı. Bunların başlarında Ebu Cehl, Utbe, Şeybe, Ebu Leheb, Ukbe bin Ebi Muayt, As bin Vail, Esved bin Muttalib, Esved bin Abdi Yagves, Velid bin Mugire vardı. Bir gün Utbe, Şeybe ve Ebu Cehl, Ebu Talib'e, sen bizim büyüğümüzsün. Biz sana daima saygı gösterir, hürmet ederiz. Şimdi kardeşin oğlu yeni bir din kurdu. Putlarımıza sövüp bizi kafirlikle itham ediyor.'' kendisine nasihat et. Bu işten vazgeçir. Şayet vazgeçmezse, onun hakkından nasıl gelineceğini biz biliriz, dediler. Ebu Talip, onları yatıştırarak geri gönderdi. Ve durumu Peygamberimiz üzülmesin diye ondan sakladı. Müşrikler bir müddet sonra tekrar toplanıp, Ebu Talib'e geldiler. Bundan önce sana gelmiş, durumu bildirmiştik. Sözümüze iltifat etmedin. O hala putlarımızı kötülemeye devam ediyor. Artık takatimiz kalmadı. Her ikinizde de kanımızın son damlasına kadar çarpışacağız. Mekke'de ya o yahut da biz yok oluruz dediler. Ebu Talip onları yatıştırmaya çalıştı. Fakat inatlarında ısrar ettiler. Ebu Talip, Resulullah Efendimizin kırılmasını istemediği gibi, kavmiyle aralarında herhangi bir düşmanlık çıkmasını da arzu etmiyordu. Peygamberimize gelip, Ey Muhammed! Bütün kavim, sana düşmanlıkta birleştiler. Ve bana şikayete geldiler. Akraba arasında düşmanlık iyi değildir. Onlar kendilerine kafir dememeni ve bozuk yolda olduklarını söylemeyip, kötülememeni isterler, dedi. Bunun üzerine Habibi Ekrem Efendimiz, Ey amca! Şunu bil ki, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, her ne vaat ederlerse etsinler, ben asla bu dinden ve onu insanlara tebliğ etmekten, bildirmekten vazgeçmem. Ya Allahü Teala bu dini bütün cihana yayar, vazifem biter veya bu yolda canımı feda ederim, buyurdu ve ayağa kalktı. Mübarek gözleri yaş ile dolmuştu. Rasulullah Efendimizin üzüldüğünü gören Ebu Talip, söylediklerine pişman oldu ve onun boynuna sarılarak, Ey kardeşimin oğlu! Yoluna devam et, istediğini yap, ben hayatta oldukça seni himaye edip koruyacağım dedi. Müşriklerin ileri gelenlerinden on kişi Ebu Talib'in Hazreti Muhammed'i himaye ettiğini anlayınca Umare bin Velidi de yanlarına alarak Ebu Talib'e gittiler. Ona ey Ebu Talib bilirsin ki bu Umare Mekke gençlerinin en yakışıklısı, en güçlüsü en ahlaklısıdır. Ayrıca şairdir. Onu sana verelim. Kendi işlerinde kullan. Ümarenin karşılığında bize Muhammed'i ver, öldürelim. Sana adam karşılığında adam. Daha ne istersin diyerek, kabulü mümkün olmayan bir teklifte bulundular. Ebu Talip, bu söze son derece hiddetlendi ve, siz önce bana kendi oğullarınızı verin. Onları ben öldüreyim, ondan sonra yeğenimi vereyim deyince, müşrikler işin vahametini anlayıp, bizim çocuklarımız onun yaptığını yapmıyor ki, dediler. Ebu Talip, yemin ederim ki, benim yeğenim, sizin çocuklarınızın cümlesinden daha hayırlıdır. Demek siz oğlunuzu bana verip besletecek, benim ciğerparemi alıp öldüreceksiniz ha? Dişi deve bile yavrusundan başkasını özlemez ve esirgemez. Bu iş akıl ve mantıktan çok uzaktır. Artık iş çığırından çıkmıştır. Kim ciğerparem Muhammed'in Aleyhisselam düşmanı ise ben de onun düşmanıyım. Bunu böylece bilin ve elinizden ne gelirse yapın, dedi. Müşrikler, hışımla yerlerinden kalkıp gittiler. Ebu Talip, hemen Haşim oğullarını ve Abdülmuttalip oğullarını topladı. Onlara durumu anlatıp, sevgili Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, yardım etmeye ikna etti. Rasulullahı öldürmeye kalkan kollar kırılacaktı. Bu konuda, müşriklere karşı birleştiler. Sadece Ebu Leheb katılmadı. Ebu Talip onlara, Ey yiğitler! Yarın her biriniz, kılınçlarınızı belinize takın ve benim ardımdan gelin, dedi. Ertesi günü, Ebu Talip, Peygamber Efendimizin evine gitti. Hep beraber, harem-i şerife doğru yürüdüler. Haşim oğullarının yiğitleri onları takip ediyorlardı. Kâbe'ye varıp müşriklerin karşılarına geçtiler. Ebu Talip müşriklere "Ey Kureyş topluluğu, kardeşimin oğlunu öldürmeye karar aldığınızı duydum. Bu arkamdaki gençlerin elleri kılınçlarında sabırsızlıkla bir işaretimi beklediklerini biliyor musunuz? Yemin ederim ki Muhammed'i öldürecek olursanız" Hiçbirinizi sağ bırakmam." dedikten sonra sevgili peygamberimizi öven şiirler söylemeye başladı. Başta Ebu Cehil olmak üzere orada bulunan müşrikler dağıldılar. Eziyet, işkence ve zulüm. Kureyş'in ileri gelen müşrikleri artık Peygamber Efendimizi yalnız gördükleri zaman üzerine saldırırlar hakaret etmeye hatta dövmeye kalkışırlardı. Eshabına da işkence yapmaktan geri durmazlardı. Bir gün Kureyş'in ileri gelen müşrikleri Kâbe-i Şerif'in yanında oturuyorlardı. Peygamber Efendimiz'den bahsetmeye başladılar ve ona tahammül ettiğimiz gibi hiçbir şeye tahammül etmedik. Bize sefihsiniz der, ilahlarımıza tahkir edip kötüler, dinimize ayıplar cemaatimizi birbirinden ayırır, yine de sabredip bir şey demeyiz, şeklinde konuşuyorlardı. O anda, Habib-i Ekrem, Kâbe'yi ziyarete geldi. Hacer-i Esved'i öpüp, tavafa başladı. Onların yanından geçerken, müşrikler, Peygamber Efendimiz'e hakaret dolu sözler söylemeye başladılar. Resulullah Efendimiz buna çok üzüldüler. Fakat bir şey demeyip, tavafa devam ettiler. Üçüncü defa yanlarından geçerken, durup, Ey Kureyş! Beni dinleyin. Nefsim yedi kudretinde bulunan Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana sizin perişan olacağınız bildirildi. Buyurunca oradaki müşrikler ne yapacaklarını şaşırarak dona kaldılar tek bir söz söyleyemediler. Sadece Ebu Cehil Resulullah Efendimiz'in huzuruna varıp "Ey Ebu'l-Kâsım, sen yabancı değilsin. Bizim kaba hareketimize bakma. İbadetine devam et. Bize uyacak kadar cahil değilsin." diyerek yalvarmaya başladı. Bunun üzerine Muhammed Aleyhisselam oradan ayrıldı. Ertesi gün müşrikler aynı yerde toplanmışlardı. Peygamber Efendimizin aleyhinde atıp tutmaya başladılar. O sırada Resulullah Efendimiz orayı teşrif etti. Müşrikler hemen Allahü Teala'nın habibinin üzerine saldırdılar. İçlerinde en bedbaht olanlardan Ukbe bin Muayit sevgili peygamberimizin mübarek yakasına yapıştı mübarek boynunu nefes alamayacak kadar sıktı. O anda oraya gelen Hazreti Ebu Bekr, Rabbim Allah'tır diyen bir kimseyi öldürecek misiniz? Size Rabbül Alemin'den ayet getirdi diye bağırarak, Rasulullah'ı korumak için aralarına daldı. Müşrikler, Habibullah'ı bırakıp, Ebu Bekri Sıddık'a saldırdılar. Mübarek başına yumruk ve tekme vuruyorlardı. Utbe bin Rebiya denilen bedbaht, Hazreti Ebu Bekir'in mübarek yüzüne ayakkabılarıyla vurdu ve kan içinde bıraktı. Tanınmayacak hale getirdi. Teymoğulları yetişip ayırmasalardı, öldürünceye kadar döveceklerdi. Kabilesinden olanlar, bitkin ve perişan bir hale gelen Hazreti Ebu Bekri, bir çarşafın içine koyarak evine götürdüler. Hemen geri dönüp Kâbe'ye geldiler. Eğer Ebu Bekr ölecek olursa, yemin olsun ki biz de utbeyi gebertiriz, dediler. Sonra Hazreti Ebu yanına gittiler. Hazreti Ebu Bekr, uzun bir süre kendine gelemedi. Babası ve Beni temliler ayılması için çok uğraştılar. Ancak akşama doğru kendine gelebildi. Gözlerini açar açmaz, ezik bir sesle, Resulullah ne yapıyor? O ne halledir? Ona da dil uzatmışlar, hakaret etmişlerdi diyebildi. Annesi Ümmül Hayra sor bakalım bir şey yer veya içer mi dediler. Ebu Bekr Sıddık'ın hiç takati yoktu. Bir şey yemek ve içmek de istemiyordu. Ev tenhalaşınca annesi ne yersin ne içersin diye sorunca gözlerini açtı ve Resulullah ne halledir? Ne yapıyor? dedi. Annesi vallahi arkadaşın hakkında hiçbir bilgim yok diye cevap verdi. Hazreti Ebu Bekr de Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git. Resulullah'ı ondan sor dedi. Ümmü Cemil Hazreti Ömer'in kız kardeşi olup Müslüman olmuştu. Annesi Ümmül Hayr kalkıp Ümmü Cemil'in yanına gitti ve oğlum Ebu Bekr senden Muhammed aleyhisselamı soruyor. Acaba ne haldedir dedi. Ümmü Cemil de benim ne Muhammed aleyhisselam ne de Ebu Bekr hakkında bir bilgim var. İstersen seninle birlikte gidelim dedi. Ümmül Hayr olur deyince kalktılar. Hazreti Ebu Bekr'in yanına geldiler. Ümmü Cemil, Ebu Bekir böyle perişan bir vaziyette, yaralar ve bereler içinde görünce, kendisini tutamayarak çığlık kopardı ve, sana bunu yapan bir kavim, muhakkak azgın ve taşkındır. Allahü Teala'dan dileyim, yaptıklarının karşılığını bulmalarıdır, dedi. Hazreti Ebubekr, Bekir, Ümmü Cemil'e, Rasulullah ne yapıyor, ne haldedir diye sordu. Ümmü Cemil ona, burada annen var, söylediğimi işitir, deyince, Hazreti Ebu Bekir, ondan sana bir zarar gelmez, sırrını yaymaz, buyurdu. Ümmü Cemil, hayattadır, hali iyidir, dedi. Tekrar, şimdi o nerededir, diye sordu. Ümmü Cemil, Erkam'ın evindedir, diye cevap verdi. Hazreti Ebu Bekr, Vallahi Rasulullah'a gidip görmedikçe, ne yemek yer, ne de bir şey içerim dedi. Annesi, sen şimdi biraz bekle, herkes uykuya dalsın dedi. Herkes uyuyup ortalık tenhalaşınca, Hazreti Ebu Bekr, annesine ve Ümmü Cemil'e dayanarak, yavaş yavaş Rasulullah'ın yanına vardı, sarılıp öptü. Müslüman kardeşleriyle kucaklaştı. Hazreti Ebu bu hali Peygamber Efendimizi çok üzdü. Hazreti Ebu Bekir, Ya Rasulallah, babam anam sana feda olsun. O azgın adamın yüzümü gözümü yerlere sürtüp beni bilinmez hale getirmesinden başka bir üzüntüm yok. Bu yanımdaki de beni dünyaya getiren Annem Selma'dır. Ona dua buyurmanızı istirham ediyorum. Umulur ki Allahü Teala senin hürmetine onu cehennem ateşinden kurtarır diye arz etti. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz Selma'nın Müslüman olması için Allahü Teala'ya yalvardı. Rasulullah Efendimizin duası kabul olmuştu. Böylece Ümmül Hayr da hidayete kavuşup Müslüman oldu ve ilk Müslümanların arasında olmak şerefine kavuştu. Peygamber Efendimizin evi Ebu Leheb ile Ukbe bin Muayt denilen iki azılı müşrikin evleri arasındaydı. Bunlar her fırsatta sevgili peygamberimize eziyet etmeye çalışırlardı. Hatta geceleri hayvan işkembelerini Resulullah Efendimizin kapısının önüne atarlardı. Amcası Ebu Leheb bununla yetinmez, komşusu Adiyin evinden ona taş atarak eziyet ederdi. Karısı Ümmü Cemil ondan aşağı kalmaz, topladığı dikenli ağaç dallarını Resulullah'ın mübarek ayaklarına batması için geçici yollara dökerdi. Ebu Leheb bir gün getirdiği pisliği Peygamber Efendimizin kapısı önüne dökerken Hazreti Hamza gördü. Hemen koşup kardeşi Ebu Leheb'i yakaladı ve getirdiği pisliği başına döktü. Ebu Leheb ve karısının bu eziyetlerinden sonra onlar hakkında Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu diye başlayan Tebbet suresin hazil oldu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, kendileri hakkında sure indiğini işitince, Peygamber Efendimiz'i aramaya başladı. Kâbede olduğunu öğrenince, eline koca bir taş alıp oraya gitti. Hazreti Ebu Bekr, o anda Peygamberimizin sohbetiyle şerefleniyordu. Ümmü Cemil'i elinde taş olduğu halde görünce, Ya Resûlallah, Ümmü Cemil geliyor, çok şerli bir kadın, size zarar vermesinden korkuyorum.'' bir köşeye çekilseydiniz de, eziyete maruz kalmasaydınız, dedi. Rasulullah Efendimiz, o beni göremez, buyurdu. Ümmü Cemil, Hazreti Ebu karşısına dikilip, Ey Ebu Bekir, çabuk söyle, o arkadaşın nerede? Beni ve kocamı hicvedip kötülemiş. O şairse, ben de kocam da şairiz. İşte ben de onu hicvediyorum.'' biz ona isyan ediyor, peygamberliğini kabul etmiyor ve dininden de hoşlanmıyoruz. Yemin ederim ki, eğer onu bir görseydim, şu taşı başına vuracaktım diyerek, alçakça sözler söyledi. Hazreti Ebu Bekir, benim sahibim şair değildir ve seni hicvetmemiştir buyurunca, Ümmü Cemil çekip gitti. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'e dönerek, Ya Resûlallah, o sizi görmedi mi diye sual edince beni görmedi Allahü Teala onun gözünü beni göremez hale getirdi buyurdu Peygamber Efendimizin mübarek kızlarından Hazreti Ümmü Gülsüm Ebu Leheb'in oğlu Uteybe ile Hazreti Rukayye de öteki oğlu Utbey ile nişanlı olup henüz evlenmemişlerdi Tebbet suresi nazil olunca Cehennemlik Ebu Leheb, karısı ve Kureyş'in ileri gelenleri Utbe ve Uteybe'ye onun kızlarını alıp yükünü hafiflettiniz. Kızlarını boşayın ki zahmete düşsün. Size Kureyş'ten istediğiniz kızı alalım diye teklif ettiler. Onlar da peki boşadık dediler. Uteybe denilen alçak daha da ileri giderek peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem huzuru şerifine gelip ey muhammed ben seni ve dinini tanımıyorum kızını da boşadım artık ne sen beni sev ne de ben seni ne sen bana gel ne de ben sana gelirim diye hakaret etti sonra sevgili peygamberimize saldırıp mübarek yakasına yapıştı gömleğini yırttı ve hakarette bulundu bunun üzerine sevgili peygamberimiz, Ya Rabbi, buna canavarlarından birini musallat et, diye beddua buyurdular. Uteybe bedbahtı, babasına gidip olanları anlatınca, Ebu Leheb, Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum, dedi. Birkaç gün sonra, Ebu Leheb, oğlu Uteybe'yi, Şam'a ticaret için gönderdi. Kafile, Zerka denilen yerde yatmak üzere konaklamıştı. Bir arslan çevrede dolaşmaya başladı. Uteybe bu hali görür görmez, Eyvah! Yemin ederim ki, Muhammed'in aleyhisselam, bedduası kabul oldu. Bu aslan beni yiyecek. Kendisi Mekke'de olsa da benim katilimdir, dedi. Aslan biraz sonra kayboldu. Uteybe'yi yüksekçe bir yere yatırdılar. Gece aslan tekrar geldi. Kafiledekileri birer birer koklayarak Uteybe'nin yanına vardı. Üzerine sıçrayıp karnını yardı, başını yakaladı ve feci bir şekilde ısırıp işini bitirdi. Uteybe can verirken, ben size Muhammed, insanların en doğru sözlüsüdür dememiş miydim diyerek, feryad ede ede can verdi bir aslan tarafından oğlunun parçalandığını işiten Ebu Leheb, ben size Muhammed'in oğlum hakkındaki duasından korkuyorum dememiş miydim diye ağladı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları ebedi saadete çağırıyor, Allahü Teala'nın varlığına, birliğine davet ederek, cehennemde yanmamaları için uğraşıyordu. Müşrikler ise, babalarımızın dini budur diyerek, putperestliğe devam ediyorlardı. Peygamber Efendimiz onları, insanca yaşamaya, haysiyetli ve şerefli olmaya, kıymetsizlikten kurtulup, yüksek ulvi makamlara çıkarmaya davet ediyordu. Onlar ise, inatlarında diretiyorlardı. Ebu Leheb, hakaret ve eziyet edenlerin başında geliyordu. Resulullah'ı devamlı takip ediyor, insanları onu dinlemekten vazgeçirmeye, zihinlerinde şüphe meydana getirmeye uğraşıyordu. Toplantı yerlerinde, panayırlarda Resulullah Efendimiz "Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ki kurtularsınız." buyurdukça o hemen arkasından yetişip "Ey insanlar, bu konuşan benim yeğenimdir. Sakın onun sözüne inanmayın. Ondan uzak durun, diyordu. Muhammed aleyhisselam bir gün Kâbe-i Şerif'te namaz kılıyordu. Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Cehl, Şeybe bin Rebi'a, Utbe bin Rebi'a, Ukbe bin Ebi Muayt'ın bulunduğu yedi kişilik bir müşrik topluluğu gelip Resulullah'a yakın bir yere oturdular. O civarda, bir gün önce kesilmiş bir devenin işkembesi ve artıkları vardı. Alçak Ebu Cehl, yanındakilere döndü ve, içinizden kim şu deve işkembesini alıp, Muhammed secdeye varınca, iki omuzu arasına kor, diye çirkin bir teklifte bulundu. Oradakilerin en zalimi, en gaddarı, en merhametsizi, en bedbahtı olan, Ukbe bin Ebi Muayt, ben yaparım diyerek hemen kalktı. İşkembeyi içindekilerle birlikte secdedeyken peygamberimizin mübarek omuzlarına koydu. Bunu seyreden müşrikler katıla katıla gülmeye başladılar. Peygamber efendimiz secdesini uzatıyor, mübarek başını kaldırmıyordu. O sırada eshab-ı kiramdan, Abdullah bin Mes'ud vaziyeti gördü. O bu hadiseyi şöyle anlatmıştır. Rasulullahı o halde görünce kan beynime sıçradı. Fakat beni müşriklerin elinden koruyacak bir kavmim, kabilem yoktu. Kimsesizdim, zayıftım. O anda konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Ayakta bekleyip duruyor, Rasulullahı büyük bir üzüntü içinde seyrediyordum ne olurdu o zaman kendimi müşriklerden koruyabilecek bir gücüm veya koruyucum olsaydı da Resul Aleyhisselam'ın mübarek omuzuna koyduklarını kaldırıp atsaydım. Ben böyle beklerken Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma'ya haber verdiler. O zaman Fatıma küçüktü. Koşarak geldi, babasının üzerindekileri attı. Bunu yapanlara beddua etti, ağır sözler söyledi. Rasulullah Efendimiz hiçbir şey olmamış gibi namazını tamamladıktan sonra üç defa Allah'ım Kureyş'ten şu topluluğu sana havale ediyorum. Allah'ım Ebu Ceh Amr bin Hişam'ı sana havale ediyorum. Allah'ım Ukbe bin Rebiya'yı sana havale ediyorum. Allah'ım Şeybe bin Rebiye'yi sana havale ediyorum. Allah'ım Ukbe bin Muayt'ı sana havale ediyorum. Allah'ım Ümeyye bin Halef'i sana havale ediyorum. Allah'ım Velid bin Utbe'yi sana havale ediyorum. Allah'ım Ümare bin Velidi sana havale ediyorum." buyurdu. Bu bedduayı işiten müşrikler gülmeyi bıraktılar, korkmaya başladılar. Çünkü Beytullah'ta yapılan duanın kabul olunacağına inanıyorlardı. Resulullah Efendimiz Ebu Cehle, vallahi sen ya bundan vazgeçersin veya Allahü Teala başına bir felaket indirecektir buyurdu. Allahü Teala'ya yemin ederim ki Rasulullah'ın isimlerini söylediği bu kimselerin her birinin Bedr muharebesinde öldürülüp yerlere serildiklerini sıcaktan kokmuş bir leş halinde Bedr çukuruna doldurulduklarını gördüm. Bir gün Ebu Cehl Beytullah'ta Kureyşli müşriklere "Ey Kureş topluluğu, görüyorsunuz ki Muhammed dinimizi ayıplamak, putlarımıza ve ona tapan babalarımıza dil uzatmak ve bizlere akılsız gözüyle bakmaktan geri durmuyor. Huzurunuzda yemin ederek söylüyorum ki yarın kolay kolay taşıyamayacağım bir taşı buraya gelip namaz kılarken secdeye kapandığında başına hızla vuracağım. O zaman siz beni Abdülmuttalip oğullarına karşı ister koruyun ister korumayın. Ben onu öldürdükten sonra akrabaları bana istediğini yapsın dedi. Orada bulunan müşrikler yemin ederiz ki biz seni hem koruruz hem de hiç kimseye teslim etmeyiz yeter ki sen onu öldür diye kışkırttılar. Sabahleyin Ebu Cehil elinde kocaman bir taş olduğu halde Kabe'ye geldi. Müşriklerin yanına oturup beklemeye başladı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi Beytullah'a gelip namaz kılmaya başladı. Ebu Cehl yerinden kalkıp elindeki kocaman taşı vurmak üzere Rasulullah'a doğru yürüdü. Bütün müşrikler hadiseyi heyecanla takip ediyorlardı. Ebu Cehl Rasulullah'ın yanına yaklaşınca birden titremeye başladı. Koca taş elinden yere düştü. Benzik kül gibi olup büyük bir korkuyla geri çekildi. Müşrikler hayretle Ebu Cehil'in yanına varıp "Ey Amr bin Hişam, söyle ne oldu?" diye sordular. Ebu Cehil de tam onu öldürmek için taşı kaldırdığımda önüme hırçın bir deve çıktı. Yemin ederim ki ömrümde öyle yüksek ayaklı, keskin dişli, heybetli bir deve ne gördüm ne de işittim. Eğer biraz daha yaklaşsaydım, muhakkak beni öldürürdü, dedi. Yine bir gün, Ebu Cehl, müşrikleri toplayıp, Abdullah'ın yetimi buradan namaz kılar ve yüzünü toprağa sürer mi, diye sordu. Onlar da, evet, dediler. Zaten bu sözü bekleyen Ebu Cehl, eğer onu öyle görürsem, başını ayağımla ezeceğim, dedi. Bir gün peygamberlerin efendisi Kâbe'de namaza durmuştu. Ebu Cehil de arkadaşlarıyla oturuyordu. Yerinden kalkarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yürüdü. İyice yaklaştı. Fakat birdenbire eliyle yüzünü silerek kaçmaya başladı. Müşrikler yanına gidip "Ne oldu? Nedir bu halin?" dediler. Ebu Cehil "Aramızda bir ateş kuyusu meydana geldi." bazı kimselerin üzerime hücum ettiğini görünce geri döndüm, diye cevap verdi. Velid bin Mugire, Ebu Cehl, Amr bin Hişam, Esvet bin Muttalib, Ümeyye bin Halef, Esvet bin Abdiyagves, As bin Vail, Haris bin Kays gibi müşriklerin ileri gelenleri, Rasulullah'ı gördükçe, bu da peygamber olduğunu, ve yanına Cebrail'in geldiğini sanır diyerek alay ederlerdi. Bunun üzerine Habîb-i Ekrem'in çok üzüldüğü bir gün Cebrail aleyhisselam geldi ve bazı ayeti kerimeler getirdi. Mealen andolsun ki ey Resûlüm! senden önce gönderilen peygamberlerle de istihza edildi. Onları peygamberleri istihza alay edenleri istihzalarının karşılığı olarak bela ve azap çepe çevre kuşatı verdi. En'am suresi 10. Muhakkak ki biz seninle alay edenlere karşı kafiyiz. Onlar o kimselerdir ki Allahü Teala ile beraber başka bir ilah tanırlar. Onlar yakında başlarına gelecek akibeti bileceklerdir. Gerçekten biliriz ki, onların sözlerine, şirk koşmalarına, Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmalarına ve sana karşı alaylı söz söylemelerine, göğsün daralıyor, için sıkılıyor buyuruldu. Hicr Suresi 95-97 Kainatın sultanı, bir gün Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ederken, Cebrail aleyhisselam geldi ve ben onların alay edenlerin hakkından gelmek üzere emir aldım dedi. Biraz sonra Velid bin Mugire önlerinden geçti. Cebrail aleyhisselam bu geçen nasıl bir kimsedir diye sordu. Peygamber Efendimiz de o Allahü Teala'nın en kötü kullarından biridir buyurdu. Cebrail aleyhisselam Velid'in bacağına işaret etti ve hakkından geldim dedi. Biraz sonra As bin Vail geçiyordu. Onu da sorup aynı cevabı alınca karnına işaret etti ve ona da haddini bildirdim dedi. Esvet bin Muttalip geçince gözüne Abdi görünce başına işaret etti. Haris bin Kays geçerken de karnına işaret etti ve ya Muhammed, Allahü Teala bunların şerrinden seni kurtardı. Yakında bunların her biri bir belaya uğrar, dedi. Bunlardan As bin Vail'in ayağına diken battı. Ne kadar ilaç yaptılarsa da derdine çare bulamadılar. Nihayet ayağı deve boynu gibi şişip Muhammed'in Allah'ı beni öldürdü diye feryat ederek can verdi. Esved bin Muttalib'in gözleri kör oldu. Cebrail aleyhisselam başını ağaca çarparak helak etti. Esved bin Abdiyagves Badı Semum denilen yerdeyken yüzü ve gövdesi simsiyah oldu. Evine gelince tanımadılar ve kapıdan kovdular. Kahrından başını evinin kapısına vura vura öldü. Haris bin Kays tuzlu balık yemişti. Harareti arttıkça arttı. Ne kadar su içtiyse kanmadı sonunda çatladı. Velid bin Mugirin'in de baldırına demir parçası battı. Yarası iyileşmedi. Çok kan kaybetti ve Muhammed'in Allah'ı beni öldürdü diye feryat ederek can verdi. Böylece her biri yaptıklarının karşılığını görmüş oldu. Ayrıca müşriklerin ebedi olarak cehennemde kalacakları ayet-i kerimelerle bildirildi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Ebul Asa rastladı. Yanından ayrıldıktan sonra hakem, Resulullah Efendimizin arkasından alay ederek, ağzını, yüzünü ve vücudunu oynattı. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hakemin yaptıklarını nübüvvet nuru ile gördü ve öyle kalması için dua buyurunca, vücudunu bir titreme aldı ömrünün sonuna kadar öyle kaldı. Eshab-ı kirama yapılan işkenceler Müşrikler, sadece Peygamber Efendimiz'e eziyet etmiyordu. Onun şanlı eshabına da işkence yapıyorlardı. Bilhassa fakir, kimsesiz olanları tercih ediyor, ellerinden gelen, akla hayale sığmayan baskı ve zulmü, hiç çekinmeden yapıyorlardı. Bunlardan biri de Bilal-i Habeşi'ydi. Ümeyye bin Halef ismindeki bir müşrikin kölesi olan Hazreti Bilal, Ebu Bekir Sıddık'ın vasıtasıyla Müslüman olmuştu. Ümeyye, 12 iki kölesinden en çok Bilal'i sevdiği için, puthaneye bekçi yapmıştı. Hazreti Bilal, Müslüman olunca, puthanedeki bütün putları, secde vaziyetine getirdi. Bu haber Ümeyye'ye ulaşınca büyük bir dehşete kapıldı. Çağırtıp "Sen Müslüman olmuşsun. Muhammed'in Rabbine secde ediyormuşsun. Öyle mi?" diye sordu. Hazreti Bilal de "Evet. Büyük ve yüce olan Allahü Teala'ya secde ederim." dedi. Ümeyye hoşlanmadığı bu cevabı alınca, derhal eziyet ve işkencelerine başladı. Öğle vakti, güneş tam tepeye geldiğinde, onu soyar, sıcaktan kavrulmuş taşları, çıplak vücuduna koyarak dağlardı. Ateş gibi yanan taşların bir kısmını arkasına, bazısını da karnı üzerine yığdıktan sonra, İslam dininden dön, lat ve uzza putlarına iman et, der, Hazreti Bilal ise Allahü Teala birdir, Allahü Teala birdir diyerek imanını bildirirdi. Ümeyye bin Halef onun bu sabrını gördükçe deliye döner, dikenler üzerinde sürterek vücudunu yaralar ve işkence ederdi. Hazreti Bilal vücudundan oluk gibi akan kanlara aldırmadan, Allahım senden gelene razıyım. Allah'ım, senden gelene razıyım der ve imanında sebat gösterirdi. Hazreti Bilal bu halini şöyle anlatmıştır. O habis Ümeyye beni günün sıcağında bağlayıp gece de azap ederdi. Sıcak bir gün idi. Her zamanki gibi yine işkenceye başladı. İslam'dan döndürmek için putlarımıza tap Muhammed'in Allah'ını inkar et, inkar et, inkar et dedikçe Allah birdir. Allah birdir derdim. Hıncını almak için o gün çok büyük bir kayayı göğsümün üzerine koydu. O anda bayılmışım. Ayıldığımda üzerimdeki kayanın kalkmış ve güneşin buluta girmiş olduğunu gördüm. Allahü Teala'ya şükrettim ve kendi kendime Ey Bilal, Cenab-ı Hak'tan gelen her şey güzeldir, hoştur dedim. Ümeyye bin Halef yine bir gün Bilal Habeşi'ye işkence yapmak için dışarı çıkarmıştı. Elbiselerini çıkarıp sadece bir don ile yakıcı sıcakta kızgın kumlara yatırıp üzerine taşlar yığmıştı. Müşrikler toplanıp ağır işkenceler yapıyorlar Dininden dönmezsen seni öldüreceğiz diyorlardı. Bilal Habeşi bu dayanılmaz işkenceler altında Allah birdir, Allah birdir diyordu. Bu sırada sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyordu. Hazreti Bilal Habeşi'nin bu halini görünce çok üzüldü. Allahü Teala'nın ismini söylemek seni kurtarır buyurdu. Evine döndükten biraz sonra yanına Hazreti Ebu Bekr geldi. Bilal Habeşi'nin çektiği işkenceyi Ebu Bekr Sıddık'a anlatıp çok üzüldüm buyurdu. Hazreti Ebu Bekr hemen oraya gitti. Müşriklere Bilal'e böyle yapmakla elinize ne geçer? Bunu bana satın dedi. Dünya dolusu altın versen satmayız. Fakat senin kölen Amir ile değişiriz dediler. Hazreti Ebu Bekir'in kölesi Amir, onun ticaret işlerini yapar ve çok para kazanırdı. Yanında şahsi malından başka on bin altını vardı. Hazreti Ebu Bekir'in yardımcısı olup her işini yürütürdü. Fakat kâfir idi ve küfründe ısrar ediyordu. Hazreti Ebu Bekr, amiri bütün malı ve paralarıyla Bilal için size verdim buyurdu. Ümeyye bin Halef ve diğer müşrikler çok sevinip Ebu Bekre aldattık dediler. Hazreti Ebu Bekr hemen Bilal Habeşi'nin üzerindeki ağır taşlara atıp ayağa kaldırdı. Bilal Habeşi ağır işkenceler sebebiyle çok halsizleşmişti. Elinden tutup doğruca sevgili peygamberimizin huzuruna getirdi. Ya Resûlallah, Bilal'i bugün Allah rızası için azad ettim, dedi. Rasulullah Efendimiz çok sevindi. Hazreti Ebu Bekre çok dua buyurdu. O sırada Cebrail aleyhisselam, Ebu Bekr'in cehennemden uzak olduğunu müjdeleyen Leyl suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimelerini getirdi. Ayet-i kerimelerde mealen Hazreti Ebubekir gibi ziyade takva sahibi olup şirk ve günahtan sakınıp malını Allahü Teala'nın katında pak olmak ve vadi ilahiye kavuşmak için hayır yolunda harcayan kimse ondan cehennemden uzaklaştırılmıştır buyuruldu. Habbab bin Eret hazretleri de dininden döndürülmek için zulmedilenlerdendi. Hazreti Habbab da kimsesizdi ve Ümmü Emmar adlı müşrik bir kadının kölesiydi. Onu koruyacak bir akrabası olmadığı için müşrikler toplanırlar, mübarek vücudunu soyup üzerini dikenlerle tararlardı. Bazen de çıplak vücuduna demirden gömlek giydirip, güneş altında bekletirlerdi. Güneşte veya ateşte ısıttıkları taşları, çıplak vücuduna bastırırlar, dininden dön, lat ve uzzaya tap, derlerdi. Habbab da imanında ısrar eder, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek onlara karşı koyardı. Müşrikler bir gün toplanıp bir meydanda ateş yaktılar. Hazreti Habbab'ı bağlayıp getirdiler. Soyarak ateşin üzerine yatırdılar. Ya dininden döndürecekler veya ateşte yakacaklardı. Ateşin ortasına sırtüstü yatırılan Hazreti Habbab, "Allah'ım, halimi görüyor, durumumu biliyorsun. Kalbimdeki imanı sabit et." büyük bir sabır ihsan eyle diye dua ediyordu. Müşriklerden biri ayağıyla Hazreti Habbab'ın göğsüne bastı. Fakat onlar Allahü Teala'nın inananları koruduğunu bilmiyorlardı. Yıllar sonra bu hadiseyi Habbab'a sorduklarında sırtını açıp yanık izlerini göstererek benim için bir ateş yaktılar. Sonra sürükleyerek içine attılar.'' o ateşi ancak benim etim söndürmüştü, dedi. Hazreti Habbaba, dışarıda böyle işkence ederlerken, sahibi Ünmü Emmar da, dininden döndürmek için, ateşte demiri kızartır ve başına basarak dağlardı. O, dini için bütün bu acılara katlanır, teklif ettiklerini yerine getirmez ve imanından dönmezdi. Bir gün Hazreti Hambab sevgili peygamberimizin huzurlarına çıktı ve Ya Resulallah müşrikler dışarıda beni gördükleri yerde ateşte yakıyorlar. Evde sahibim ümme Emmar da kızartılmış demirle başımı dağılıyor. Duanızı istirham ediyorum dedi. Sonra sırtındaki ve başındaki yanıkları gösterdi. Peygamberimiz bu haline çok acıdı dininden dönmemek için çektiği ızdıraba, yapılan zulme dayanamadı ve Ya Rabbi! Habbaba yardım et!» diyerek duada bulundu. Cenab-ı Hak, Resulünün duasını anında kabul buyurdu ve Ümmü Enmar'ın başına şiddetli bir ağrı verdi. Ümmü Enmar, başının ağrısından sabahlara kadar inlerdi. Çare olarak, ateşte kızdırılmış bir demirle başının dağlanmasını söylediler. Sonunda Habbab'ı çağırarak demir çubuğu ateşte kızartmasını ve başını dağlamasına emretti. Hazreti Habbab da demirle onun başını dağlardı. İslam'ın ilk günlerinde müşrikler Habbab bin Eret'in durumuna pek aldırış etmiyorlardı. Fakat her geçen gün iman edenlerin sayısı artıyordu. Sonunda ister istemez bu işi ciddiye almaya mecbur olmuşlardı. Nihayet Hazreti Habbaba olan işkencelerini arttırdılar. Ziyadesiyle vurdular, dövdüler, yaraladılar, işkence üstüne işkence yaptılar. Bütün bunlara rağmen Hazreti Habbab imanından zerre kadar taviz vermedi. Fakat eziyet ve işkenceler de dayanılmaz hale gelmişti. Olup bitenleri kainatın efendisine arz edip, Ya Resûlallah, çektiğimiz işkencelerden kurtulmamız için dua buyurur musunuz? dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki, demir tarakla derileri, etleri soyulup kazanırdı da, bu işkence yine onları dininden döndüremezdi. Testere ile tepesinden ikiye bölünürdü de, yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çeviremezdi. Allahü Teala elbette bu işi İslamiyeti tamamlayacaktır, bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip Sanadan Hadramut'a kadar tek başına giden kimse Allahü Teala'dan başkasından korkmayacak, koyunları hakkında da kurt saldırmasından başka bir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. buyurdular ve sırtını okşayıp dua ettiler. Resulullah'ın ruhlara gıda ve şifa olan bu latif sözleri Habbab'ın acılarını dindirmişti. Hazreti Habbab'ın bilhassa azgın müşrik olan As bin Vail'den epeyce alacağı vardı. Onu istemek için yanına gitti. As bin Vail, Habbab'a, Muhammed'i inkar etmedikçe sana alacağını vermem, deyince, Hazreti Habbab, Vallahi ben hayatımda olduğu gibi, öldükten sonra, kabrimden kalkınca da, asla peygamberimi red ve inkar edemem, her şeyden vazgeçerim, yine bu inkârı yapamam, cevabını verdi. Bunun üzerine, As bin Vâil, öldükten sonra dirilecek miyiz? Öyle bir şey varsa, o zaman malım da, evladım da olacak. Borcumu sana o gün öderim, dedi. As bin Vâil'in bu sözleri üzerine, Allahü Teala kuran ı Kerim'de, Meryem suresinin, 77 ila 79. ayet-i kerimelerinde mealen şöyle buyurdu: Ey Habibim, şimdi şu ayetlerimizi inkar eden ve elbette bana kıyamet günü mal ve evlat verilecektir diyen adamı As bin Vaili gördün mü? O gaybe muttali mi olmuş yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü almış? Hayır. Öyle değil. Biz onun dediğini yazacağız. Kıyamet günü onun üzerine hesaba çekeceğiz. Ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız. Bayılıncaya kadar işkence Müşrikler, işkencede kadın erkek gözetmezlerdi. İlk Müslümanlardan olan ve kimsesi bulunmayan, Zinnire Hatun da bir köleydi. Müslüman olduğunu öğrenen müşrikler ona da işkence yapmaktan hiç çekinmediler. Zinniye Hatun, Lat ve Uzza putlarına tapması için zorlanır, boğazı sıkılır, nefes alamayıp bayılıncaya kadar işkence yapılırdı. Buna rağmen dininden asla dönmez, onların dediklerini tutmazdı. Bilhassa Ebu Ceh pek çok işkence ederdi. Bu yüzden zinnirenin gözleri görmez olmuştu. Bir ara Ebu Cehil, gördün mü, lat ve uzza senin gözünü kör etti deyince, zinnire hatun, imanının tezahürü olarak, ey Ebu Cehil, vallahi o senin dediğin gibi değildir. Lat ve uzza dediğim putlar hiçbir işe yaramaz.'' Kendilerine tapanlardan ve tapmayanlardan haberleri yoktur. Benim Rabbim, gözümün nurunu vermeye ve beni eski halime döndürmeye elbette kadirdir, dedi. Ebu Ceh, Hazreti Zinnire'nin sarsılmaz imanı karşısında şaşırıp kaldı. Allahü Teala Zinnire'nin duasını kabul etmiş, gözü eskisinden daha iyi görür olmuştu. Ebu Cehil ve Kureyş müşrikleri bu hali gördükleri halde inat edip iman etmediler. Üstelik bu da peygamberlerinin bir sihridir. Muhammed'in yolunda giden akılsızlara şaşmaz mısınız? Eğer onların gittiği yol hayırlı ve gerçek olsaydı önce biz ona uyardık. Demek bizden önce bir köle mi doğruyu buldu dediler. Bunun üzerine Allahü Teala Ahkaf suresinin 11. ayet-i kerimesini nazil etti. Mealen o kâfirler iman edenler için eğer onda İslamiyette bir hayır olsaydı bu hususta onlar fakirler, biçareler bizim önümüze geçemezler, bizden önce ona koşamazlardı dediler. Halbuki onlar onunla Kur'an-ı Kerim'de müminler gibi hidayete kavuşmadıkları için Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek için bu Kur'an-ı Kerim Muhammed'in ortaya çıkardığı eski bir yalandır diyeceklerdir buyuruldu. Darül Erkam. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin Eshabına yaptıkları zulüm ve işkencelere çok üzülüyorlardı. İslamiyet'in yayılması ve öğrenilmesi için emniyetli bir yer lazımdı. Efendimiz bu mukaddes vazife için Hazreti Erkam'ın evini seçti. Bu ev Safa Tepesi'nin doğusunda dar bir sokak içinde ve yüksekçe bir yerdeydi. Buradan Kâbe-i Muazzama rahatça görülürdü evin giriş ve çıkışı, gelip geçenleri kontrol etmek bakımından çok elverişliydi. Ayrıca Hazreti Erkam, Mekke'nin ileri gelenlerinden itibarı yüksek bir zat idi. Habibe Ekrem Efendimiz bu evde eshabına İslamiyeti anlatıyordu. Yeni Müslüman olacaklar buraya gelip İslamiyetle şereflenirler. Rasulullah Efendimizin gönüllere deva olan Mübarek sözlerini dinlemekle bereketlenirlerdi. Peygamber Efendimizi sanki başlarına kuş konmuş da konuşunca uçacakmış gibi nefes almaz bir şekilde dinlerlerdi. Mübarek sözlerini adeta yutarcasına hiçbir kelimesini kaçırmadan ezberlerlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüzlerini erkamın evine ayırıyor ve sabahtan akşama kadar eshabını yetiştirmekle meşgul oluyorlardı. Burası Müslümanların ilk karargahı Darül İslam idi. İlk Müslümanlar burada toplanırlar böylece müşriklerin her türlü kötülüklerinden korunmuş olurlardı. Ammar bin Yaser anlatıyor. Darül Erkama gidip Resulullah'ı görerek Müslüman olmak istiyordum. Kapıda Hazreti Süheyber rastladım. Burada ne yapıyorsun diye sorduğumda aynı suali bana sordu. Ben de Hazreti Muhammed'in huzuruna gidip sözlerini dinleyip Müslüman olmak istiyorum dedim. O da ben de bunun için gelmiştim dedi. Beraberce yüksek ve şerefli huzurlarına girdik. Bize İslam'ı arz etti. Severek Müslüman olduk. Ammar Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen mücahitlerden biriydi. Dininden dönmemek için en ağır işkencelere katlanırdı. Müşrikler onu yalnız buldukları zaman Ramda mevkiine Mekke kayalıklarına götürürler, elbiselerini çıkarıp demir gömlek giydirirlerdi. Bu şekilde yakıcı güneşin altında bekletilir ve işkence edilirdi. Bazen de sırtı ateşle dağlanır, bitmez tükenmez işkencelere uğrardı. Her defasında inkar et, inkar et, Lat ve Uzza yatap kurtul derlerdi. Hazreti Ammar bu dayanılmaz işkencelere büyük bir sabırla Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed aleyhisselamdır diyerek karşılık verirdi. Müşrikler Buna daha çok sinirlenirler, göğsü üzerine sıcaktan yanmış kayaları koyarlar, bazen de kuyu içine atarak suda boğmaya çalışırlardı. Ammar bin Yaser bir gün sevgili peygamberimizin huzurlarıyla şereflendiğinde, Ya Rasulallah, müşriklerin bize yaptığı işkenceler son haddine vardı deyince peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ammar'ın haline acıdılar ve sabrediniz ey Yahsan'ın babası buyurduktan sonra yaran Rabbi Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma diye dua ettiler. İlk şehit Hazreti Ammar'ın babası Yaser, annesi Sümeyye, kardeşi Abdullah ailece Müslüman olmuşlardı. Müşrikler Hazreti Ammar'a yaptıkları işkencelerden daha fazlasını annesine, babasına ve kardeşine yaparlardı. İşkence sırasında küfür olan sözlerini bunlara söyletmek isterler. Onlar da derimizi yüzseniz, etimizi dilim dilim doğrasanız sizi dinlemeyiz diye cevap verirler. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah derlerdi. Yine bir gün Batha denilen yerde Yaser ailesine topluca işkence yapılırken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyordu. Eshabının bu dayanılmaz işkencelerini görünce çok üzüldüler. Hazreti Yaser Ya Rasulallah, zamanımız hep böyle işkenceyle mi geçecek diye sual edince efendimiz Sabrediniz ey Yaser ailesi! Sevininiz, ey Ammar ailesi! Hiç şüphesiz, sizin mükafat yeriniz cennettir, buyurdu. Yine bir gün, Mekke müşrikleri, Ammar'a ateşle eziyet ve işkence ediyorlardı. Resulullah Efendimiz, orayı teşrif ettiler. Ey ateş! İbrahim'e aleyhisselam, olduğun gibi, Ammara da serin ve selamet ol buyurdular. Daha sonra Ammar sırtını açtığında ateşin izi görünüyordu. Bu iz Rasulullah'ın duasından önceydi. Yine Yaser ailesini işkenceye tabi tuttukları bir günde Hazreti Yaseri ve oğlu Hazreti Abdullah'ı okla şehit ettiler. Ebu Ceh Hazreti Sümeyye'nin mübarek ayaklarını iple bağlattı. İplerin uçlarına da iki deveyi bağlatıp ayrı istikametlerde sürerek Hazreti Sümeyye'yi parçalattı ve şehit etti. Merhametsiz, gaddar, zalim Ebu Cehl ve diğer müşriklerin işkencelerle Yaser ailesini şehit ettikleri haberini Peygamber Efendimiz ve eshab kiram aleyhimür rıdvan duyduklarında pek ziyade üzüldüler. Bu olay eshabın birbirlerine daha çok bağlanmasına ve kenetlenmesine sebep oldu. eshab kiram namaz kılacakları zaman kimsenin bulunmadığı yerlere giderler, orada ibadetlerini gizlice yaparlardı. Yine böyle bir gün Saat bin Ebi Vakkas, Sayit bin Zeyd Abdullah bin Mes'ud, Ammar bin Yaser, Habbab bin Eret, Mekke vadilerinden Ebu Düb denilen mevkide namaz kılıyorlardı. O sırada onları takip eden Ahnes bin Şerik ve bazı müşrikler yanlarına gelip ibadetleriyle alay etmeye, kötülemeye başladılar. Buna dayanamayan Hazreti Saad bin Ebi Vakkas ve arkadaşları müşriklere hücum ettiler. Hazreti Saad eline geçirdiği bir deve kemiğini kâfirlerden birinin kafasına vurarak yardı. Müşrikler korkarak kaçtılar. Böylece Müslümanlar ilk defa kâfir kanı akıtmış oldular. Ebu Zerril Gıfari'nin Müslüman olması. İnsanlar birer ikişer hidayete kavuşuyor ve İslam'ın nuru Mekke dışında da yayılarak alemi aydınlatmaya başlıyordu. İslam'ın doğuş haberi ve yayılışı karşısında müşrikler engelleme yollarına başvuruyorlardı. Nihayet bu haber Beni Gıfar kabilesine de ulaştı. Ebu Zerril Gıfari bu haberi işitir işitmez kardeşi Üneysi Mekke'ye gönderip durumu araştırmasını istedi. Üneys Mekke'ye gidip, Peygamber Efendimizin meclisinde bulundu. Hayran kalarak geri döndü. Kardeşi Ebu Zer Hazretleri, ne haber getirdin diye sorunca, Efendimiz, vallahi hep hayrı, iyiliği emreden ve kötülüklerden sakındıran pek güce bir zat gördüm, dedi. Ebu Zerril Gıfari, peki insanlar onun hakkında ne diyorlar, diince zamanın meşhur şairlerinden olan kardeşi Üneys şair kahin sihirbaz diyorlar fakat onun sözleri kahinlerin sihirbazların sözlerine benzemiyor ayrıca söylediklerini şairlerin her çeşit şiirleriyle karşılaştırdım onlara da benzemiyor benzeri olmayan bu sözler hiç kimsenin sözüyle de ölçülemez Vallahi o zat hakkı bildiriyor, doğruyu söylüyor. Ona inanmayanlar yalancı ve sapıklık içindedirler diye cevap verdi. Ebu Zerril Gıfari bu haber üzerine Mekke'ye gitmeye ve Peygamber Efendimizi görüp Müslüman olmaya karar verdi. Eline bir değnek ve biraz da azık alarak şevkle Mekke'nin yolunu tuttu. Mekke'ye varınca halini kimseye anlatmadı. Çünkü müşrikler Peygamber Efendimize ve yeni Müslüman olanlara şiddetli düşmanlık yapıyorlar, eziyetlerini de gitgide arttırıyorlardı. Bilhassa Müslüman olan, kimsesiz ve garip kimselere pek fazla işkence yapıyorlardı. Ebu Zer Mekke'de kimseyi tanımıyordu. Garip ve yabancıydı bu bakımdan kimseye bir şey sormadı. Kâbe'nin yanında, Resulullah'ı görmek için fırsat kolluyor, nerede olduğunu öğrenmek için bir işaret arıyordu. Akşamüstü, bir sokak köşesine çekildi. hazret Ali, Ebu Zer'i gördü. Garip olduğunu anlayarak evine götürdü. Halini sormayınca, Ebu Zer, sırrını açmadı. Sabah olunca tekrar Kabe'ye gitti. Akşama kadar dolaştığı halde isteğine ulaşamamıştı. Önceki yere gidip oturdu. Hazreti Ali o gece yine oradan geçiyordu. Bu biçare hala evini öğrenememiş diyerek tekrar götürdü. Sabahleyin yine Beytullah'a gitti ve oturduğu köşeye çekildi. Hazreti Ali tekrar evine davet etti. Bu defa nereden ve niçin geldiğini sordu. Ebu Zer hazretleri de, eğer bana doğru bilgi vereceğine kat'î söz verirsen söylerim, dedi. hazret Ali, söyle, halini kimseye açmam, deyince, Ebu Zerril Gıfari, burada bir peygamberin çıktığını işittim. Onunla görüşmek ve ona kavuşmak için geldim, dedi. hazret Ali Efendimiz, sen doğruyu buldun akıllılık ettin şimdi ben o zatın yanına gidiyorum beni takip et benim girdiğim eve sen de gir eğer yolda sana bir kimsenin zarar vereceğini anlarsam ayakkabımı düzeltiyormuş gibi davranırım o zaman beklemeden beni geçip yürürsün dedi Ebu Zeril Gufari Hazreti Ali'yi takip etti sonunda peygamberimizin mübarek yüzünü görmekle şereflendi ve Esselamu aleyküm diyerek selam verdi. Bu selam İslam'da verilen ilk selam ve Ebu Zerr el de ilk selamlayan kimse oldu. Peygamber Efendimiz selamına cevap verip Allahü Teala'nın rahmeti üzerine olsun buyurdu. Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sorunca, ben Gıfar kabilesindenim dedi. Ne zamandan beri buradasın buyurdu. Üç gün üç geceden beri buradayım. Seni kim doyurdu buyurunca, zemzemden başka bir yiyecek, içecek bulamadım. Zemzemi içtikçe hiçbir açlık ve susuzluk duymadım dedi. Peygamberimiz, zemzem mübarektir, aç olanı doyurur buyurdu. Bundan sonra Ebu Zeril Gıfari peygamber efendimize bana İslam'ı bildir dedi. Peygamberimiz ona kelime-i şahadeti okudu. O da söyleyerek İslamiyetle şereflenip ilk Müslümanlar arasına karıştı. Ebu Zeril Gıfari Hazretleri Müslüman olduktan sonra peygamberimize Ya Resulallah seni hak peygamber gönderen cenab Hakk'a yemin ederim ki, ben bunu müşriklerin arasında açıkça söyleyeceğim, dedi. Kâbe yanına gidip, yüksek sesle, Ey Kureyş topluluğu! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlü. Ben şahadet ederim ki, Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüdür dedi. Bunu işiten müşrikler hemen üzerine hücum ettiler. Taş, sopa ve kemik parçalarıyla vurarak kan içinde bıraktılar. Bu hali gören Hazreti Abbas, bırakın bu adamı, öldüreceksiniz. O sizin ticaret kervanınızın geçtiği yol üzerinde oturan bir kabiledendir. Bir daha oradan nasıl geçeceksiniz?" dedi. Ebu Zer Hazretlerini müşriklerin elinden kurtardı. Ebu Zer Müslüman olmakla şereflenmenin verdiği sevinçle yerinde duramıyordu. Ertesi gün yine Kabe'nin yanında kelime-i şahadeti yüksek sesle bağıra bağıra söyledi. Müşrikler bu defada dövdüler. Yere yıkıldı. Yine Hazreti Abbas yetişip ellerinden kurtardı. Ebu Zerril Gıfari Hazretlerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendi memleketine dönmesini ve orada İslamiyeti yaymasına emir buyurdu. Bu emir üzerine, kendi kabilesi arasına dönüp, onlara Allahü Teala'nın birliğini, Muhammed aleyhisselamın onun Resulü olduğunu anlattı. Bildirdiklerinin gerçek ve doğru olduğunu, taptıkları putların batıl, boş ve manasızlığını söyledi. Kendisini dinleyen kalabalıktan bir kısmı itiraz etmeye başladı. Bu sırada kabilenin reisi Haffaf bağıranları susturdu ve "Durun. Dinleyelim bakalım. Ne anlatacak?" dedi. Bunun üzerine Ebu Zer Hazretleri şöyle devam etti. Ben Müslüman olmadan önce bir gün Nuhem putunun yanına gidip önüne süt koymuştum. Bir köpeğin yaklaşıp sütü içtiğini ve putun üzerine pislediğini gördüm. Putun buna mani olacak güce sahip olmadığını yakinen anladım. Köpeğin bile hakaret ettiği puta tapmak nasıl hoşunuza gider? Bu delilik değil midir? İşte sizin taptığınız budur. Herkes başını eğmiş duruyordu. İçlerinden biri, Peki, senin bahsettiğin peygamber neyi bildiriyor? Onun doğru söylediğini nasıl anladın deyince, Ebu Zer hazretleri yüksek sesle, O, allah Teala'nın bir olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, onun her şeyi yaratan ve her şeyin maliki, sahibi olduğunu bildiriyor. İnsanları ona iman etmeye çağırıyor. İyiliğe, güzel ahlaka ve yardımlaşmaya davet ediyor. Kız çocuklarını diri diri gömmenin ve yaptığınız diğer her türlü kötülüğün, haksızlığın, zulmün çirkinliğini ve bunlardan sakınmayı bildiriyor." dedi. Ve İslamiyeti uzun uzun açıkladı kabilesinin içinde bulunduğu sapıklığı bir bir sayıp döktü. Sonra bunların zararlarını ve çirkinliğini anlattı. Onu dinleyenler arasında, başta kabile reisi Haffaf ve kendi kardeşi Üneys olmak üzere pek çok kimse Müslüman oldu. Kâbede açıktan Kur'an-ı Kerim okunması. Eshab-ı Kiram bir gün Tenha bir yerde toplanmışlar, konuşuyorlardı. Vallahi Resulullah'tan başka şu Kureyşli müşriklere Kur'an-ı Kerim'i açıktan dinletebilen bir kimse çıkmadı. Onlara açıktan Kur'an-ı Kerim'i okuyup dinletecek bir kimse var mıdır?" dediler. Orada Abdullah bin Mes'ud Hazretleri de vardı. "Ben dinletirim." buyurdu. Eshabın bazıları "Ey Abdullah," Müşriklerin sana bir zarar vereceğinden korkarız. Biz öyle bir kimse istiyoruz ki, gerektiği zaman kendini müşriklerden koruyabilecek bir kavmi ve kabilesi bulunsun deyince, siz bana müsaade edin gideyim. Cenab-ı Hak beni muhafaza eder diye ısrar etti. Ertesi gün kuşluk vakti, makamı İbrahim'e vardı. Müşrikler orada toplanmışlardı. İbni Mesud ayakta besmeleyi şerife çekti ve Rahman suresini okumaya başladı. Müşrikler birbirlerine Ümmü Abdin oğlu ne söylüyor? Herhalde Muhammed'in getirdiği şeyleri okuyor diyerek üzerine yürüdüler. Yumruk, tekme ve tokatlarla yüzünü, gözünü morartarak belirsiz hale getirdiler. Fakat o tokat ve yumruklar altında okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü yara bere içerisinde eshab-ı kiramın yanına döndü. Eshab-ı kiram buna çok üzüldüler. Zaten biz senin bu akibete uğrayacağından korkmuştuk. Nihayet korktuğumuz başına geldi dediler. Fakat Abdullah İbn Mesud hiç üzgün değildi. Allahü Teala'nın düşmanlarını ben bugünkü kadar zayıf görmedim. İsterseniz yarın sabah onlara bir o kadar daha dinletebilirim buyurdu. Eshab-ı kiram, hayır. Sana bu kadarı yeter. O azılı kâfirlere hoşlanmadıkları şeyi dinlettin." dediler.